İyi akşamlar. Türk futbolunun kırmızı çizgilerini çeken program Kırmızı Çizgi'ye başladık. Güzel bir cuma akşamında Serdar Ali Çelikler ve Mehmet Ayan'la beraber yine 2 saat boyunca karşınızda olacağız. Merhaba, iyi akşamlar. Saygılar. Sevgiler. Merhaba Batucuğum, nasılsın? Sağ ol Serdar abi, sen nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. İşte bakıyoruz Donald Trump neler yapıyor, neler oluyor, neler bitiyor. Trump Bey'i tebrik ediyoruz. İyi, hayırlı olsun dünya. Trump Bey'i tebrik ediyoruz. Ya tabii esas konumuz, bugün konuşacağımız aslında daha derin konuşmayı bekliyorduk. Net konuşayım yani. Mehmet Ayan'la beraber izledik Fatih Hoca'nın basın toplantısında. Belki daha farklı, detaylı açıklamalar bekliyorduk. Ya ne açıklayacak, ne diyecek ya? Ne diyecek abi? Ya mesela, özür dilerim Türk milletinden demedikten sonra ne diyecek? Ne diyecek abi? Özür dilerim. Türk milletinden özür dilerim bu polemiğin içinde var olduğum için. Bu polemiği başlatan, sürdüren, çözemeyen ve nihayet bu hale getiren olduğum için özür dilerim demedikten sonra ne diyecek yani? Fatih Hocama ben burada gereğini söyledim yani. Ne yapması gerektiğini kendimce ifade ettim. Acizane. Hoca da dedi ki futbolcuların da dilemesi gerekiyor. Yani herkesin dilemesi gerekmiyor muydu o zaman özürü? Şimdi futbolcuların dilemesi gerektiğini söyleyen Fatih Hoca'ydı. Futbolcu da çıktı dedi ki bunlardan bir tanesi, sözcüsü olan, bunların sözcülüğünü üstlenen. Biz özür dileyecek bir şey yapmadık dedi. Şimdi sen özür dilemeden bu adamları buraya almam dediğin adamları herhangi bir açıklama yapmadan alıyorsan zaten özür dilemiş oluyorsun yani. Bunu bir de dile getirebilirsin. Yani şeyi bekliyorduk mesela Mehmet Ayan. Bu basın toplantısında hocanın yanında 3 futbolcu olacak diye duyunca benim aklıma ilk olarak Arda Turan, işte Selçuk İnan ve Burak Yılmaz olur geldi ama 3 genç oyuncu. Olabilir mi? 3 genç oyuncu oldu. Biraz da aslında basın toplantısına bakınca daha fare doğurdu herhalde. Yani kuşkusuz öyle, hiçbir şey söylemedi hoca. Yarın akşam bol bol konuşuruz dedi. Şimdi yarın akşam kazanırsak ne konuşacağız? Beraber kalırsak ne konuşacağız? Kaybedersek ne konuşacağız? Ya kazanamazsak bir şey konuşmayacağız zaten ya. Ya kazanamazsak gidecek miyiz? Sen kazanırsa da gitmesi gerektiğini söylüyorsun. Ceyhun, bu arada antrenmandan Fatih, canlı görüntüler ben var mı? Fatih Terim'in, son maçı olması gerektiğini düşünüyorum. Kapanmış. Bu yarınki maçın Fatih Terim'in son maçı olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da Fatih Terim için söylüyorum. Seni ya da daha doğru bir ifadeyle söyleyeyim. Türkiye Futbol Direktörü, Türk Milli Takımı'nın teknik direktörünü görevden almalı. Yani yarın son maç olmalı. Çünkü hoca şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisine verdiği ve eleştirdiği noktadan konuşmaya başlamış. Çünkü Futbol Federasyonu zamanında dedi ki bunlara, hocam siz baştan hatayı şurada yaptınız. Fransa'ya gitmek zaten başlı başına bir başarıydı. Orada işler, yani skorlar kötü gittiği için bütün bu içerideki her şeyi de sızdırdınız. Halbuki biz ne güzel bak Fransa'dayız. Evet, bu turnuvaya katıldık. Zaten bizim hedefimiz her turnuvaya katılan bir takım olmak. 300-500 kişi götürdük, ağırladık. Henüz şeyiz, ne derler onun adına, daha yeni kurulan bir takımız. Yaş itibariyle de genç takımdık yani Allah için yani. Doğru. Ondan sonra filan böyle yapsaydınız keşke dediler. Ama işler kötü gidince suçu başkasına atmak adına bir kamusallaştırıldı. Takım içerisindeki kriz kamusallaştırıldıktan sonra da çözülmediği için siyasallaştırıldı. Bunun her ikisinin de sorumlusu hocadır. Basın ve bu işin kaybedeni de hocadır. Al bak Arda'nın Twitter hesaplarına, Instagram'larına bak, gayet mutlular Arda, Burak, Tavladalar, Selçuk. Onlar da bir ekip oldular orada yani. Gruplaşma mı hiç var? Hiç yanlarında yok Kaan Ayhanlar, bilmem kimler yok yani. Bunlar yani biz de akıllı başlı insanlarız yani, baktığımız zaman görüyoruz, anlıyoruz. Fatih Terim işi başlatan, kamusallaştıran, sonra da çözmediği için siyasallaştıran kişidir. Çözememiştir, bu işten de mağlup olmuştur. Yarın da son maçı olmalıdır. Bence yarın son maçı olup olmadığı bilmem ama olmalıdır. Çarşamba akşamını maalesef tekrarlamak zorundayım. Dünyanın iletişim ışığı en yüksek adamı söndü. Bundan şeyden bahsetmiyorum. Medya ile olan ilişkileri falan bunun içinde de tek başına. Yani ekran karşısına geçince bu adam gümbürdetir, hüpürdetirdi herkesi ya. Yapacağıyla, konuşacağıyla, beklentisiyle. Yok. Yani onu kaybedince Fatih Terim'in gerçekten hayat damarlarından biri kopmuş hale geliyor. O zaman da Serdar gibi bir insana, ki hocayı en az benim kadar tanıyan bir insana, hoca bırak gite geliyor. Serdar açık açık, cesurca, yüreklice söylüyor. Bunu söyleyemeyen insanlar da vardır. Hoca bırak git şeklinde. Şunu atmaya gayret ediyorum. Bu kadar iş sarpa sardıktan sonra hala bizi yarın akşam bir kör kuyunun içine atmak. Şimdi yarın akşam sonuçlardan sonra biz kazanacağız diyelim. 5 yapacağız puanımızı. Hoca diyecek ki ya kardeşim
Serdar gibi bırak diyenlerin. İki maç daha var. 11 olacağız. Grubu görmüyor musunuz? Niye bırakayım? Ne oldu? Çocuklarla bir şey oldu. Ya ben grupla ilgili en ufak bir şey söylemiyorum. Anlatmışsın şu. Yani hoca yine sonuç bizi konuşmuyoruz ki. 24 saat üzerinde toz bulutunun içerisine soktu. Orada 24 saat içinde bir daha bir toz bulutu daha bekliyoruz. Bakalım ne olacak diye. Biz basın toplantısını verebilecek miyiz Ceyhun? Daha veririz, biraz veririz. Biraz sonra gibi içeride reji çalışıyor. Evet ya. Evet. Emir reji çalışıyor, editörler çalışıyor. Kahve gelmiş, Serdar çalışıyor. Tek tek analiz edeyim, tek tek. Tek basın tek cümleleri diyorsun, verelim. Değil mi? Cümle cümle mesajları açıklarım. Yani. Övünce yani de bağlanacağız az olunca. Oradan yani da Tolgay Arslan olacağız. Konusunu ele aldı. Hoca Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla Tolgay Arslan konusunu bu kadar temenni üzerinden konuşmaması lazım ya. Şey dedi. Ya bir yerde şeydir, çok tuhafıma gitti. Yani insan hakları deriz, o deriz, bu deriz. Geçmişteki oldu ama bugün de başka bir şey oldu deriz falan. Ya temenni üzerinde Türkiye Teknik Direktör Fatih Terim'den söz etmiyorum. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Tolgay Arslan gibi FIFA'lık ve kağıttaki bir konuya temenni üzerinden bakar mı? Almanya dedi, göz kırptı Tolga'ya dedi. Haliyle beklemek istedi. Her futbolcu bekler de normal dedi. Sonra dedi ki ya işte biz de çok istiyoruz ama işte FIFA'da da bir şey yapmamız. Ya orada şunu anlatmaya çalıştı. Bizim FIFA'da biraz daha fazla lobimiz olması lazım bu işi kotarabilmek için. Ya Türkiye Futbol Direktörü Tolgay, Tolgay Aslan Türkiye milli takımını seçer bu saatten sonra. Tabii zaten seçer ama bak sadece iş ben, karışık. 20.08 oldu. 11 Kasım 2016 20.08 itibariyle kimse Tolgay Arslan'ın an itibariyle oynamasını beklemez. Şu an hukuki bir hakkı yok şu anda. Yok. Tolgay Milli diye bir tane grafik vardı Ceyhun 7. mi 8. haber mi ne? Tolgay'ın sözleri konuyla ilgili. Onu verelim mi? Yani Tolgay daha önce altyapılarda Almanya'ya da gitti. Evet. İşte bize geldi. Evet. Şimdi ama A takımda oynamadığı için oynama şansı var. Hoca da, İş FIFA'da bitiyor. Ama hoca bak, da onu söyledi. Bu yönde çalışma dedi, yapılması. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu değil. Bu değil. Tolgay'ın milli performansı. Milli takımda görev yapmayı istiyorum. Birkaç hafta sonra FIFA ile alakalı sonucu alacağız. Alman Futbol Federasyonu ile görüştük. Bana izin verdiler. FIFA'nın hayır diyeceği bir durum yok diyor Tolgay. Tabii bu kadar basit. FIFA bir oyuncunun oynamasını ister zaten. İnşallah olur. Tolgay Arslan Türk milli takımında şey yapar. Görev alır. Hoca da çok beğendiğini ve oynatmak istediğini söyledi. Bence şu an bundan Türkiye'nin en iyi orta sahası. Türkiye'de oynayan en iyi yerli orta saha diye düşünüyorum. Bundan sonraki hoca oynatır yani. Bundan sonraki hoca ile Tolgay Arslan arasındaki yaş farkı kaç olur? Bilmiyorum, o kadarını bilemiyorum. Sen bu maçtan sonra hoca kesin ayrılacak mı diyorsun? Bence ben ayrılacak demiyorum, ayrılmalı diyorum. Mutlaka bırakmalı yani. Devam edemez abi. Artık koptu, bak şey bitti. Evlilik bitti. 2 sene daha sürdürebilirsin. Peki teknik direktörlüğü bırakıp Türkiye Futbol Direktörlüğü devam olabilir. Etmeli mi? Olabilir. Bak, ben olabilir. De, ben de tam tersini hatta Vatan'la yazmıştım. Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Futbol Direktörlüğü müessesesini bir kenara bırakıp sadece eskisi gibi teknik direktör Fatih Terim olsa. Ya şimdi teknik direktör Fatih Terim milli takım teknik direktörüne kimse 3 milyon 500 bin euro vermez abi. Hoca da vaz mı geçmez diyorsun? Ya 3 milyon 500 milyon euroluk bir iş değil o. Futbol direktörü olursan 3 milyon 500 bin euro olursun. Anladın mı? Yani federasyon açısından bu işin durumu bu. Fatih Terim açısından da hakikaten bunca zamanlık bunca yıllık tecrübesini doğru yerlerde aktarma işi. İşte bürokrasiyle ve diğer futbol dünyasının diğer aktörleriyle birleşme işi. Bunların hepsini yapabilecek adam Fatih Terim. Ya futbol direktörü olarak devam edebilir. Bu konuda bir itirazım yok benim. Ya Antalya'ya gidelim mi? Övünç hazır. Ya bir şey soracağım. Tabii, ne olur. Reji bizi yanlış anlamasın. Arda'nın içinde yer aldığı görüntülerimiz var mıdır? Bizim vardır herhalde değil mi? Canlı yayından şimdi alma. Şimdi antrenmanda deminki görüntüler kesiliyordur zaten. Gelir ha, o görüntüler. Arda'nın içinde bulunduğu. Bir şey mi varmış? Detay mı varmış? Hayır, bakmak istedim. Sadece Arda, tamam. Serdar'ın dediklerinden sonra Arda'nın morali nasıl diye bir düşünmek gayet istedim. Gayet çok iyi morali. Tamam, şimdi övünce gidelim. Görüntüler de gelecek zaten. Her şeyin İçeriden var. De hazırlandı. Burak'ın Arda'nın tweetlerinden, Instagram'larından. Hayır, ondan söz etmiyorum. Bakanlardan şu şeye bakmak istiyorum. Şu en son durumlarına bak. Dur, bir atmosferi bir alayım bakalım Antalya'da. Övünç bize zaten detaylı olarak aktaracaktır. Övünç, iyi akşamlar. Merhaba Erbatur, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi ilk olarak şunu merak ediyoruz. Basın toplantısını hep beraber izledik, dinledik. Senin sorun da gündemi belirleyen sorulardan biriydi zaten yine. Ama ilk olarak hepimizin merak ettiği hava nasıl? Gerçek anlamda yani sahaya çıkacak, aman iyi paslaşacaklar falan, bunu konuşmayalım da atmosfer gerçek anlamda soyunma odasında nasıl gözüküyor? Hocayla oyuncu ilişkileri, oyuncuların birbirleriyle olan ilişkileri sen nasıl gözlemliyorsun? Şu açıdan olayı özetleyebiliriz, aktarabiliriz. A milli takım antrenmanını ilk defa seyretmiyoruz. A milli takımı ilk defa takip etmiyoruz. Daha önce Avrupa Şampiyonası devam ederken ve Avrupa Şampiyonası sırasında da öncesinde de
antrenmanları takip ettik. Hocanın oyuncularla olan diyaloğu, futbolcuların Fatih Hoca ile diyalogları antrenman sırasında vücut dillerini biliyoruz. Diyalogların ne aşamada olduğunu biliyoruz. O diyaloglar yok. Onu bir kere söylemek lazım. Hoca futbolcularla özellikle daha sonra kadroya çağırdığı, 3 maçın ardından kadroya çağırdığı isimlerle çok fazla bir araya gelmedi antrenman sırasında. Tabii ki onlara isimleriyle hitap ediyor. Tabii ki onlara seslenirken, komut verirken ve oyun sistemiyle ilgili bilgiler verirken ne yapmaları gerektiğini söyleyeceği diyaloglara giriyorlar. Ama onun dışında çok da fazla bir birliktelik, çok da fazla bir diyalog yok. Daha önce ne oluyordu? Onu söyleyelim. Antrenman devam ederken, antrenman sırasında hoca birçok kez Arda'nın yanına giderdi, konuşurlardı. Sonu gülüşmelerle biten, Arda'nın bir şey söylediği, hocanın güldüğü, yine hocanın söylediği, Arda'nın söyleyip takım arkadaşlarına ulaştığı bazı diyaloglar olurdu. Bunları göremiyoruz. Bunlar bir şey ifade ediyor mu? Hayır, etmiyor. Ama kıyaslamak, karşılaştırmak gerekirse o durumun olmadığını söyleyebiliriz. Bu durum gerekli mi? Gerekli de değil. Ancak böyle bir tespit, böyle bir durum var. Onu söylemek lazım. Onun dışında herkes Kosova maçının ciddiyetinin, Kosova maçının konsantrasyonunun sağlanmasının farkında. Bunun için uğraşıyorlar. Kosova'nın FIFA sıralamasında 165. sırada olması, şu an için tarihlerinde 4. resmi maçlarına Türkiye ile çıkacak olmaları çok da fazla oyuncuların akıllarında değil. 3 maçlık bir periyot olarak aslında bakıyorlar. Kosova maçı, hemen arkasından yine içeride oynayacağımız Finlandiya karşılaşması, Haziran ayındaki Kosova karşılaşması. 3 maçtan 9 puan hedefi var. Bir anda bu 9 puan grupta Amili futbol takımının toplam puanını 11'e çıkartacak. 11'de 6. maçlar sonucu 11 puanda oldukça avantajlı bir durum. Bunun farkındalar. Biz Kosova'yla 2 kez ve Finlandiya'yla 1 kez oynarken rakipler İzlanda, Hırvatistan kendi aralarında oynayacaklar. Ukrayna'yla beraber kendi aralarında oynayacaklar. O maçlardan puan kayıpları gelecek. Onlar hepsinin aklında. Ortada böyle bir hem puan hesabı hem de bir maç konsantrasyonunun yükseltilmesine yönelik bir durum var. Bakalım yarın bu durum nasıl yansıyacak? Saha içerisinde Fatih Terim ya da kulübesindeyken oyuncularıyla diyaloğu, saha içi anlaşmaları nasıl olacak? Onu da maç sırasında takip etmeye devam edeceğiz. Övünç, şimdi maça kim kaptan çıkacakmış? Yani biz tam orada anlayamadık. Herhalde milli sayısı fazla olan olduğu için Arda Turan mı? Yani sıkıntı Arda olmadığı kesin ama. Arda çıkacak denecek. Hocanın söylediği gerekçe bu. Amili futbol takımında daha fazla forma giyen oyuncu Arda olduğu için kaptan olarak Arda çıkacak dedi. Arda 94'te şu anda. Yarın 95. kez forma giyer ve 95. kez Amili futbol takımında mücadele etmiş olursa Tugay Kerimoğlu'nu da geride bırakmış olacak. Tuncay Şanlı ile beraber en fazla Amili futbol takımında forma giyen oyuncular sıralamasına girecek. 120 Rüştü Reçber de, onu da hatırlatalım konusu açılmışken. Mehmet Topal 66 kez Amili futbol takımında görev yaptı. Arada 30 maçlık bir fark var. Hocanın söylediği bu durum göz önünde bulundurularak Arda'nın kaptan olacağı. Tabii bunu sorma sebebimiz merak ediliyordu. Pazartesi gününden bu yana Arda'nın Avrupa Şampiyonası'ndan sonra takıma çağrılmadığı dönemde Mehmet Topal kaptandı. Şimdi yeniden takımda. Ne olacak? Nasıl bir kaptanlık paylaşımı olacak? Gündeme gelen konulardan biriydi. Konuşulan konulardan biriydi. Sorup cevabını bu şekilde aldık. Övünç, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. 28 oyuncumuzun biri gitti, 27 kaldı. 3 kaleci ve 3 de bugün çıkan çocukları bir kenara koyarsak 21'de 4 arıyoruz. Gerçi Bilal abi sordu ama o 21'de 4 ile ilişkili A. teknik, B. fiziki, C. moral motivasyonu anlamında hangi 4 oyuncuyu Övünç önde görüyor çıkmak için? Moral motivasyon olarak değil de hocanın da basın toplantısında bu soruya verdiği cevap üzerinden gidersek, bazı pozisyonlarda oyuncu sayısı anlamında şişkinliğimiz var dedi. Bazı pozisyonlarda oyuncu sayımız fazla dedi. Sanırım oralardan bir pozisyonu şişkin olarak değerlendirdiği oyunculardan çıkarım yapacak. Stoperden çok fazla çıkartamayız. Mehmet Topal yarın stoperde oynayacak büyük ihtimalle. Çağlar Söyüncü var. Diğer stoper Yalçın var ve Ahmet Çalık var. Zaten 4 isim orada çıkmayacak gibi duruyor. Bekler 2 alternatifli. Solda İsmail ve Hasan Ali. Sağda Şener ve Gökhan. O nedenle defans hattında çok da beklemiyoruz. Bir tanesi kaleci olacaktır büyük ihtimalle. Kaleciyi çıkartabilir. Şu an için 3 kaleci var. Pardon, 4 kaleci yok. 3 kaleci var. Kaleciyi çıkartamaz. Onu düzeltelim. 3 kaleciyle beraber yarın maçı çıkacak Ahmet Çalık takımı. Sanırım orta saha rotasyonundan bir çıkma söz konusu olabilir. Orta sahada da bir hocanın elinde geniş bir kadro var. Oğuzhan'ın ayak bileğinde bir problem vardı. O da çıkar. Dün ve bugün antrenmana çıktı ama
Benfica maçından bu yana yaklaşık 2 aydır ayak bileğiyle ilgili sorun yaşıyor. Yarın eğer oynaması riskli olursa yedek kulübesinde oturtmaz diye düşünüyorum. Oğuzhan'ın çıkması sürpriz olmaz. Diğer adaylara da bakacağız. Hocanın bugün basın toplantısında yanında oturttuğu 3 oyuncunun yarın maçta oynayacağı ve maç kadrosunda olacağı da aynı anlama gelmiyor. Bugün yanında oturttuğu oyunculardan da çıkartabilir. Kaan Ayhan olabilir. Genç Cengiz'i çıkartabilir. Artık bunu maç öncesi son antrenman yaklaşık bir yarım saat sonra bitecek. Hem ilk 11 ile ilgili bilgileri almaya çalışacağız. Hem de bu kadro ile ilgili hocanın aklında çıkartacağı oyuncularla ilgili isimleri almaya çalışacağız. Övünç, çok teşekkür ediyoruz. Yine tüm detayları senden almış olduk. Gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz milli takım kampından. Yani Emre Çolak dışarıda kalmaz mı diyorsunuz? Kalmaz diyorum ben. Mümkün mü ya? Mümkün değil. Mümkün mü ya? Ben sana dördü sayayım mı? Say. Ahmet Çalık veya Çağlar. Bak tekrar yayın cumartesi günü yansın. Tamam bak. Gol Ahmet yeme. Çalık veya Çağlar. Enes, Oğuzhan. Dördüncüyü de sen seç. Ahmet, Çağlar. İkisinden biri Oğuzhan. Enes. Yani Burak Yılmaz'ın çıkacak hali yok. Emre Çolak'ın çıkacak hali yok. Selçuk İnan'ın çıkacak hali yok. Mesela golden sonra... Kaan Ayhan çıkmaz. Cengiz çıkabilir bak. Ben Cengiz'in çıkacağını sanmıyorum ya. Demez. Battal çıkabilir o zaman. Yok. Cengiz de çıkmaz, Battal. Battal da çıkmaz bence. O zaman bilmiyorum. Polat Can Döşemeci demiş ki, golden sonra oyuncular hep beraber Fatih Terim'e koşar mı sizce demiş. Koşmazlar. Böyle bir şey olabilir mi? Koşmazlar. Olmaz diyor. Eski çamlar bardak oldu Polat Bey. İşte sen bir atasözü geçenlerde Kara Muratlar imal etmiştin ama. Estağfurullah ya. Çok güzel. Söz. Evet, çok güzel söz. Yani. Cengiz'le Mehmet Battal'la ilgili şunu söyleyeyim. Form ve performans olarak hoca bu kadar zirvede iki adamı dışarıda bırakmaz. Mümkün değil. Şükrü Karaçam da niye Egemen uçuyordu, almıyordu Egemen'i? Ya günlük konuşuyoruz. Ya mesela Egemen şampiyonluğa giden Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından hiçbir şey yoktu. 2006 elemelerine geldi. Hiçbir şey yoktu. Alper Potuk geçen sene çok iyi zamanlarında alınmadı. Ya performansı falan geçelim Mehmet'im. Geçelim performansı falan. Şükrü Karaçam demiş ki, söyleyeyim şu tweet'i. Fatih Hoca Galatasaray'ın başına gelir mi? Bence gelir demiş. Bence de gelir. Çarşamba akşam programı tekrar gibi olacak ama Galatasaray şu anda Fatih Hoca'yı kabul edecek bir hücre ve dokuya sahip mi? O Galatasaray'a bağlı. Yani Galatasaray, tekrar ediyorum. Yani çarşamba akşamı söylemiştik, bir daha söyleyelim. Dursun Bey telefon açsın. Herkes izlemiyor çarşamba. Dursun Bey telefon açsın. Hocam bir buluşsak mı desin. Fatih Hoca yarın başlarım diyecek. Der yani. Ama bugün basın toplantısında hoca dedi ki yeni bir sayfa açıyoruz. Sıfırdan başlıyoruz. 9 puan alırsak ilerleyeceğiz. Uzat. Sen şey bilir misin yılanla çiftçinin hikayesini? Of. Bilir misin onu? Buraları tekrardan çıkartalım. Anlasın. Hayır, aile maraba değil. Yılanla çiftçi. Yok, yılanla çiftçi. Bu ayrı. Aile marabayı çarşamba anlattık. Siz bu bipi niye yediniz diye. Neyse madem, tamam. Geçelim. Şeye, yılana. Yılan demiş ki çiftçiye. Yılan çiftçinin şeyini öldürmüş. Oğlunu öldürmüş. Adam da yılanın kuyruğunu kesmiş. Ona gel artık barışalım. Bu böyle olmuyor demiş çiftçi. Yılan demiş ki sende bu evlat acısı, bende bu kuyruk acısı varken biz bir daha dost olamayız demiş. Halbuki bak, şöyle güzel bir Aşık Veysel hikayesi anlatsak. Sunay yakından anlatılır. Ben bildiğim bir şey değil. Aşık Veysel'in hanımı başka birine gönül veriyor. Evet. Ve çok güzel hikaye. Biliyorum. Ve Aşık Veysel zaten gözleri görmediği için hanımı evden kaçıyor. Kaçarken yanındaki adamla beraber, atıyorum tarlaya varlığa böyle koşarken, kadıncağız sağ ayağının ayakkabısının içerisinde bir sıkıntı seziyor ve ayakkabısını çıkartıyor. Ve çıkartınca bir dolu para buluyor. Çünkü Aşık Veysel o görmeyen gözü büyük gönlüyle onu hissediyor. Ele güne muhtaç olmasın, kaçtığı herife de muhtaç olmasın diye oraya para koyuyor. Böyle naif şeyler anlatsak daha iyi değil mi? Sana verebileceğim çok şey yok aslında. Çay var içersen, yol var gidersen, gidersen. Ben var seversen. Yani biz maalesef millet olarak bir çay içimini bile birbirlerimize kavga... Defalarca neşter vurulan, sonra geçti deyip sarılan ama hala kanayan yara bende diye çok güzel bir şarkısı vardı Sıla'nın. Dert bende, derman sende. Dolayısıyla bu saatten sonra o yara daha kapanmaz. O yüzden hoca yarın son kez çıksın. Ondan sonra teşekkür etsin. Fransa başarısı için de biz ona teşekkür edelim. Bıraksın. Yeni hocaya bakalım. Ben bunu vaktimiz var. Ben bunu biraz şiddetli ve kanatıcı bir yorum olarak buluyorum. Niye canım, estağfurullah. Ben bırakmalı diyorum ya. Sonra Galatasaray'a gidelim. Peki o zaman ben sana daha şiddetlisini söyleyeyim. Hoca yarın akşam Serdar'ın dediğini yaptı gitti. Ne o güzel. Zaman dönüp... Hoca için iyi bir şey olur o.
Peki o zaman dönüp bana bir Türkiye Cumhuriyeti TC'sine sahip, TC kimlik numarasına sahip olan bir adam olarak bana hiçbir şey söylemeden mi gidecek? Sonra söyler ya. Söyler bir şeyler herhalde hoca giderken. Sonra söyler. Ben 30 Ağustos'tan bu yana 5 aydır neredeyse 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, FETÖ soruşturma sorusu, memlekette en çok konuşulan konu bu. Ben burada bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Atilla abinin deyimiyle müstefit olmayacak mıyım? Olan da bir tane ya, istifade etmeyecek miyim? Öğrenmeyecek miyim? Bilmeyecek miyim? Anlamayacak mıyım? Analiz yapamayacak sonra mıyım? Sonra yapar onu sonra. Bir tane de ben patlatayım mı yani mesela konuya bağlamak için? Mesela çok yorgunum beni bekleme kaptan. Çınarlı Maveli bir ya, Çınarlı Kubbeli Mavi bir liman. Beni o limana çıkaramazsın der mi hoca mesela? Yorgun mudur hoca? Ya da hepsini geride bırakıp. Yorgun mu hoca merak ediyorum. Takalar geçiyor allı yeşilli deyip devam edebilir yani. Dümenleri nazlı diyorsun yani. Dümenleri nazlı mıdır, lazlı mıdır? Lazlı. Lazlıdır. Dümenleri lazlı. Lazlı diye gelmiştir değil mi? Lazlı, lazlı. Aslında dümenleri lazlı. Lazlı da Bülent Ecevit. Bülent Ecevit şiiridir. Allah rahmet eylesin. Aynen öyle. Bir anda edebiyata bağladık yani. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Hocam ya, bırak hocam. Yarın bırak. Senin için söylüyorum. Bu yara seni çok hasta eder. Hocam bıraksan da bırakmasan da anlat. Bu yara sarılmaz. Hocam bıraksan da anlat. Seni sevenlere üzme hocam. Bu konuya katılıyorum. Hoca, anlat bize hocam, milli anlat. Takımında, milli takımda ayrıldığında Bursa'da mıydı o karşılaşma? Hangisi? İstifa Ermenistan maçı. Ermenistan maçıydı değil mi? Oradaydım çünkü hatırlıyorum. Bursa'ydı. Basın toplantısını da hatırlamaya çalışıyorum. Gözümün önüne getiriyorum. Nasıl bir açıklama yapar, ne der? Ama o zamanki şartlar farklıydı. Farklıydı tabii. O zaman zaten haber sızdırılmıştı filan bir şey. Önceden hazırlık yapılmıştı. Hocam bak sakın bırakma denmesine rağmen bırakmıştı. Verebilecek miyiz hocanın açıklamalarını? Daha hazır değil mi Ceyhun? Hazırsa sen bu akşam ne yapıyorsun? Hadi. Programdan sonra, abi programdan sonra bir şey peşinde. Hinlik cinlik hikaye yok, peşinde. Çok güzel. Bir keyfi yok onun, bir morali bozuk. Yok yok. Yok yok yok. Veya bizi iyi bırakıp başka yere mutluluk taşıyacak. Gitsin tabii canım. Estağfurullah abi, gel beraber gidelim. Yok abi, hep çağrılmadık ki. Geçsin çocuk, geçsin. Güzel bir konser var, ona gideceğiz ya. Öyle mi, ne var? Abi hangi şarkısından örnek vermek istersin mesela? Çok çok şarkı var. Çok var. Çok Selam Şahin'in en efsane bir konseri var akşam mesela. Yani. Oraya gidelim diyoruz. Bu akşam mı Selam Şahin'in konseri? Bu akşam. Özledim teninin kokusunu özledim diyerek mesela. Ya da işte bilemiyorum artık. Ben hala deliyim, hala sevdalıyım. Sende bir sıkıntı var bugün, dur ben anlamadım. Sen şarkılarda, şiirlerde bir sorun var. O hep öyle Serdar abi, biliyorsun. Doğru. Şarkılar, şiirler. Söyleyerek. Şiirlerle, şarkılarla bak, kendini şey avutacaksın demiş ya. Ya içindesindir ya dışındasındır çemberin. Şey, hoca çok güzel hoca esasında yani böyle dolu dolu konuşmuş olsa şu 20-24'te sen benim ben senin lafını kesiyordum. Hoca öyle dedi ama budur falan diye. Hoca hiçbir şey söylemediği için biz... Değil mi? Ya Mehmet bana söyler misin? Şiire gazele geldik yani. Ya ne söyleyeceğini söyler misin abi? Ne söyleyecek? Sen gitmesini istiyorsun adamın. Bekliyorsun pardon. Ben, temenni ediyorsun. Ben istifa etmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Bunun kendisi için de Türk milli takımı için de doğru olduğunu düşünüyorum. Bunun sebeplerini de açıklıyorum. Ben bir fikir beyan etmek için, fikirlerimi beyan edeyim peki, diye bu NTV Spor beni buraya çıkartıyor. Ben de diyorum ki hoca bu savaşın kazananı olmaz mottosuyla hareket ediyor. Ama sen ya kaybettin. Bu savaşın diyorsun, kazananı oldu bitti ya, geçmiş olsun güle güle ya. İşte bak iki farklı bakış açısı ya, bu. Ha, olmaz milli mesele. Herkes kaybeder diyor Mehmet Ayan. Sen ya bunu sadece ben demiyorum yani. Yani bir görüş böyle. Şimdi bak, sen öyle düşünmüyorsun. Ben abi, bugünkü yazımı okudun mu sen? Hayır, dinledim. Çarşamba akşam. Bugünkü yazımda dedim ki hocam sen bir istifa et. Bir ikinci yazı bölüm var. Bugünün galibi, evet biliyorum, yarının hesap sorulacak ismidir dedim. Yani yarınların hesap sorulacak adresi o adresidir. Ben de hatta ama bugün itibariyle kaybeden nettir yani. Onun üzerine şu yorum yaptım kendi kendime. Aykut Kocaman, Alexis Sozo meselesinde Aykut Hoca'nın arka arkaya kazanması lazımdı ve 2012-2013 senesinde Fenerbahçe'nin oynaması gereken 65 resmi maçın 64'ünü oynadı Fenerbahçe. Çünkü hep kazanmak zorundaydı. Hep kazandı, hep kazandı, hep kazandı 2012-2013 senesinde. Şimdi Arda'da da bir zorunluluk var diyorsun sen değil mi? Ya başka şeyler de olur. Ya bir gün bir maçta ikisi çok kötü oynar. Tamam mı? Yani hoca oyundan alamaz bundan sonraki. Hoca onları oyundan alamaz. İş artık oraya geldiyse nasıl döndüreceğiz? O zaman futbolcuya dayalı düzen olur. Oldu zaten ya, ne İhtiyacı olur? Diyorsun. Oldu. Paylaşımlar diyor Arda Turan'la Burak oldu, Yılmaz. Oldu, oldu. Şu an oldu yani. Futbolcuya dayalı ama düzen bak, oldu. Şu Arda ile Burak'ın görüntüsünü tekrar yönetmenimizi ezmeden, yormadan, boğmadan, oyuncuları rahatsız etmeden. Mı? O idmanda... Üzerine konuşalım. Bir şeyden atlıyorsun Ceyhun ya, sarı. Ceyhun mu içeride?
İlk defa hanımla bir program seyrediyoruz. Her çarşamba cuma izliyoruz demiş bak. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Eşinize saygı. Ceyhun mu içeride? Antrenman evet Ceyhun içeride. Ha, Ceyhun içerideyse o zaman yönetmene karşı kırılmama, ezilmeme gerek yok, yok yani. Yok canım. Ricaya gerek yok. Ha, bak şuralarda. Baksana. Seviyoruz. Baksana. Neye biraz. Bakayım abi? Neye bakayım? Bak abi. Baktım abi. Kardeş elleri arkaya atacak. Bir vazgeçecek. Arda'nın kameraları atalım. Baksana. Bak elleri tam beline koyacak. Ben analisti değilim abi şey gibi. Yani öyle Mustafa Hoca yapar o işleri. Vücut dili enerjisi iyi değildir falan der ya Mustafa Hoca. Şimdi bu vücut dili enerjisi iyi mi? Bence iyi abi, bir sıkıntı yok. Ben bir şey görmüyorum yani. Burada iyi, normal ısınıyor çocuk yani. Ne var bunda yani? Burak yanında sürekli bir şeyler söylüyor. Biz ya Fransa'da... İkisi bir arada. Ya ben, sözünü balla kestim Serdar abi. Şey var, bir takım fotoğrafı çekildi biliyorsun. Fatih Hoca girmedi ona. Aynı aklıma Hırvatistan maçı öncesi miydi o takım fotoğrafı? Burak'la Arda'nın girmediği. Şimdi bak, ben zaten çok en benziyor. Çok ona ayar oldum. Ondan iki gün evvel Sayın Cumhurbaşkanı Ramazan iftarında hem futbolculara hem de hocaya destek attı. Ya bir maç kaybettiler ne oldu canım dedi. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bir iftar yemeğinde hiç alakası yokken sana destek atmış. Artık tribi miribi bırakacaksınız abi. Hepiniz. Hepiniz. Artık orada biri olacaksınız. Beni takip edin. Benim en çok kopma noktam odur. Bak buradan açık söyleyeyim yani. Adam iftar yemeğinde ya yeter bir tane de kaybettiler ne olacak demiş. Hala bir devam ediyorsunuz siz şeye ya. Ne derler onun adına, tribe. Neden peki? Neden kopamıyoruz bunu? Ya neyse ne abi boş ver, aman bir daha Fransa'ya şey döneceğiz boş. Ama şey hakikaten artık ben izleyicilerin yerine kendimi koyuyorum ve kendimi yerine koyuyorum ekran başında, artık hepimiz sıkıldık yani. Bak zaten bir izleyicimiz demiş. Yeter artık. Bütün gece milli takım konuşacaksanız kapatalım demiş. Çok haklı. Çok haklı. Şu hocanın basın toplantısı gelsin üstüne biraz konuşalım. Çok haklı. Daha gelecek o. Bir şiire gazelerine güzel. Sevingen hazırlıyordu onu. Şiire gazelerine güzel gidiyorduk. Bak iddia ediyorum. Yarınki milli takım maçı da beni kimsenin de heyecanlı değil. Herkes de bir düşünüyor. Ya sadece hakikaten herkes şeyi konuşuyor. Yani hocayla Arda'nın iletişim. Bak, lensin olmaması mesela daha önemli bir lens topal. Geçeceğiz şimdi oraya yavaş yavaş. Mesela anladın mı? Bu daha önemli bir mesele. Riekerink gidecek ya, mi kalacak mı? Yalandan ya bir muhtemel Riekerink... 11 verelim mi? Yalandan verelim onu bir. Madem taktik. 11'i nereden aldık? Hocadan mı? Arda'dan mı? Övüşten geldi bu. Yani hocadan mı almış, Arda tarafından mı? Ne taraftan geldi? Efendim Ceyhun duymadım. Ha, bizim yani Övünç'ün orada aldığı bilgiler. Volkan, Gökhan, Yalçın, Mehmet, Hasan Ali, Selçuk, Oğuzhan, Tolga, Hakan, Burak, Arda. Nasıl? Vay Yalçın bir de 11'de. Tabii. Helal olsun be. Allah helal olsun. 35'inin içinde biliyorsun. Ve Yalçın son 2008-2009'dan bir yana... O yüzden 30, helal olsun demedim ya. 30 maç ve üzerinde forma giydi. Çok etkili bir performans sergiledi dayanıklılık ve devamlılık olarak. Gökhan da 11'de. Gökhan o zaman 11'de. Bu Şener'e yazık abi. Bu çocuk niye... Oynadı 3 maçta. Niye debeleniyor değil mi oğlan? Bak nasıl İzmirlisin demiş şimdi. Ceylan Ertem Duman konseri zannettim. Selami Şahin demiş. İzmirli dediğin hem Ceylan Ertem'i dinler hem Duman'ı hem de Selami Şahin'i. O zaten Egeliliğin içinde vardır şu anında. Neyse. Senin de kalbin Ege'de kalmış gibi. Kalbim Ege'de kaldı tabii. Sezen Aksu'nun sonuçta Lale Devri çocukları ismi. Gökhan Hasan Ali. Şimdi bir şey soracağım. Bu Şener'in günahı neydi ya? Hı? Niye bu çocuk kendini yırttı? Ukrayna'da oyna maçında oynadı. Şey maçında oynadı. İzlanda'da gitti, o soğukta oynadı. Burada Tolga'yı, yani Tolga Ciğerci'yi çapa kullanıp hoca Selçuk 8, Oğuzhan 10 mu yapacak? Oğuzhan 8, Selçuk 10 mu yapacak? Her ikisi de berbat çünkü. Yani bir tek buradaki 4 seçenekten Oğuzhan'ın 8'liği... Burada 10 olması gerekmiyor bence. Ya Mehmet abi. Böyle mi yerleştiriyorsun? Evet. O onun olması gerektiğini düşünmüyorum. Oğuzhan'ın oyun kuruculuğu ve maestro zekasıyla beraber ön tarafın zaten yaratıcılığı bir 10 numaraya gerek peki duyurmayacaktır seni, diyorum. Peki seni göbekte merkezde zora sokmaz mı? Sen Meha oraya giremez mi sence? Ya işte Meha, yani biz Kosova'yı zaten Meha'dan, yeneriz'e gidiyor. Meha'dan bir şey olmaz mı? Devam edelim mi? Meha'da Hakan Bayrı, Hakan Çalhanoğlu'nun Arnavutluk modeli. Ya mesela Kosova yensin diyen yorumlar da geliyor. Var. Çok çok geliyor. Milli takımdan hep beraber nefret ettirdik. Medyanın da burada kabahati var. Hep birlikte hepimizin de kabahati var. Milli takımdan hep beraber nefret milli ettirdik. Takım, ya zaten hep bizim kabahatimiz. En çok medyanın da kabahati. Milli takım yayıncısıydım arkadaşlar. Biz bunun anketini yaptırdık. Bilmem nesini yaptırdık. Milli takım sevilmiyorduk. Doğru. Tamam mı? Sonra sempatik bir takım olduk 2 yıllık süreçte. Olduk. Fatih Terim'le, Arda'yla, Ozan Tufan'la, Hakan Çalhanoğlu'yla vesaireyle sempatik bir takım olduk. Fransa'ya kadar. Bak
kendi yaptıkları güzelliği, güzel tabloyu el birliğiyle bozdular. El birliğiyle biz de bir reklama gidelim mi Serdar abi? Gidelim. Gidelim bakalım. Tamam, kısa bir ara verelim, devam edelim. Bak, milli takımdan kulüplere şöyle bağlayacağım. Burak Yılmaz bir fotoğraf paylaştı. Şenol Güneş'le beraber. Aa, güzel orta. Değil mi? Bir tane grafik var. Neydi o grafik? Sivok gibi havada asılı kalıyor. Burak Beşiktaş. Akşam gazetesinden bir haber. Onu bir görelim mi Ceyhun? Burak'ın Instagram hesabından 10 Kasım günü yapmış olduğu paylaşım. TBT yaptı perşembe olduğu için. İşte haberlerde bu hale geldi. Burak Kartal'a mı geliyor? Arka ekranda görebilir miyim Ceyhun onu? Haberde şöyle diyor. Milli takım kampındaki Burak Yılmaz Şenol Güneş'le olan fotoğrafını paylaştı. Cenk, Caner, Oğuzhan beğendi. Ve şu anda herkes olay paylaşım deniyor. Burak gelecek Beşiktaş'a devre arasında şeklinde yorumlar var ve bunu da Şenol Hoca'nın istediği söyleniyor. Ne dersin? Ay, ah be 8 milyon euro biliyorsun değil mi? Ha, biliyorum. Yılda. Kiralık mı gelir? Yılda. 8 milyon euro. Ah be saf kardeşim Burak be. Ah saf kardeşim Burak. Ekranların önünde prim almadım konusu kadar burada da diplomatik olabilsen. Burada da bu paylaşımın nerelere gidebileceğimi düşünsen, bir sosyal medya danışmanın olsa ah be kardeşim ya. Önce bilerek yaptı canım. Bilerek yapılmış bir paylaşım, ben de aynısını düşünüyorum. Bir sosyal medya danışmanın olsa, bir Twitter nasıl kullanılır, Instagram'da ne nasıl yapılır bir öğrenebilsem. Mehmet abi işleri. Sen mesela Burak'ın sosyal medya danışmanı olsan ne derdin bu konu hakkında, paylaş. Ben mesela Burak dedik, abi ben Beşiktaş'a gitmek istiyorum, Şenol Hoca ile de konuştuk. Böyle bir paylaşım yapayım mı diye sordu, ne dersin? Burak'cığım bunu kamuoyunu çalkalamak için mi yapıyorsun diye sorardım. Kamuoyunu çalkalamak bir iletişim yöntemidir. Bunun için mi yapıyorsun diye sorardım. Yani gelen giden akıllara su kaçırmak için kulaktan. Yorumların ne olduğunu öğrenmek için, ama bak bu doğru bir şey değil. Bak bir kere bu 10 Kasım'da yapılıyor. Doğru. Bir. Bu milli takım kampında yapılıyor. İki. Bu Şenol Hoca gibi Türk futbolu. Perşembe TBT ya. Throwback Thursday. Bu sizin bilmeniz lazım oğlum bu işleri. Bu Türk futbolunun sosyal medya şeyi. Bunun var ya, kesinlikle bir fake hesabı var. Oradan her şeyi takip ediyor. Yok vallahi billahi yok. Türk futbolunun en büyük 3 teknik direktöründen bir tanesi. Tabii öyle. Bir tanesinin de o gün doğum günü, üçüncüsünün. Bir tanesiyle de yan yanasın. Bir tanesiyle de dertlerin var. Yani birinin doğum günü, birinin de dertlerin var, öbürünü paylaşıyorsun. O açılar ama önemlidir. Bence buralardan bakmak lazım. Bütün bu söylediğin yani dinamiklerle beraber bunun sıradan bir paylaşım olmadığı ortaya çıkıyor bunun zaten. Bunun sıradan bir paylaşım olmadığı tabii ki ortada. Ben ironi yapmaya çalışıyorum. Ha, bunu böyle yaparsan insanlar bunu anlar. Ha, insanlar bunu anlasın diye mi yaptın? Beşiktaş taraftarı ister mi acaba? Beşiktaş taraftarı ister mi diye bunu çalkalamak için mi yaptın? Ya siz kendi kendinize niye gelin gibi oldunuz abicim Beşiktaş'a geldiğine dair? Burak Çin'de mutlu, yılda 8 milyon euro alıyor. Sen şey sohbetini biliyor musun? Hangisi? Duydun mu ya da böyle bir şey? Niye? Burak sana 7 falan diyorlar. Ben biliyorum. Ben yedi bilmiyorum anlatsana. 8 hocam. Vay, sana. Nasıl veriyorlar o parayı sana? Kimle nasıl veriyorlar o parayı sana? Bilmiyorum bir. Hiçbir şey bilmiyorum da ya. Hiçbir şey bilmiyorum abi. Söyle bana hocam Çin'e gidiyorum de. Hocam Çin'e gidiyorum. Vay. Hayırlı olsun ha. 7 diyorlar. 8 de. 8. Sana. Sana 8. O parayı veriyorlar mı? Fatih Hoca diyor bunu. Peki. Bu... Sen de duydun yani. Hoca şakayla karışık oldu tabii. Hani... Elbette öyle de. Tabii. İster mi acaba Beşiktaş taraftarı Volkan diyorum. Burak'a ona göre yorumları. Peki Beşiktaş'ın Burak'a dönük bir oyun planı sistemi var mı? Ya da bu gelecek seneye ilişkin bir şey. Beşiktaş'ın gol atamayan bir forveti var. Yani o yüzden Burak'ı isteyebilir. Burak Yılmaz Türkiye'deki Türk santraforları içindeki tek golcü oyuncu. Dolayısıyla Burak Yılmaz her takım uyar da Burak gelmez. Ama işte bu aldatma konuları, o tepkiler, Beşiktaş'ın gelmez puanlı abi, çalınma hikayeleri. Ya Beşiktaş'ta ne alakası var Şenol Güneş'in paylaşımıyla ya? Orada hocasını paylaşmış. Seviyor Şenol Güneş'i yani. Orada hiç ilgisi yok. Abi bayram diye seyran değil. Neden seviyor Şenol Güneş'i? Alakalı, Beşiktaş'ın santraforu devre arasında Eto olur. Aa, buraya yaz. Kırmızı çizgide söyledik. Devralar için iki tane iddialı transfer haberi verdik. Birincisini ben verdim, ikincisini o verdi. Kerim Fıray Başakşehir dedim ben. Eto Beşiktaş. Peki. Ha, benim ilk baktığımda Beşiktaş falan aklıma gelmiyor. Ben önce bir nezaketsizlik algıladım. Önce Fatih Hoca... Beşiktaş'ta yok canım. Beşiktaşlar belki kendi kendine aman ha ne işler. Ben hiçbir şekilde Burak'ın ilk paylaşımı şakası bir yana kendimi söyleyeyim. Hiçbir şekilde öyle gelmedi bana. Bana da gelmedi canım. Bir Mustafa Deniz sever olarak olan o gün hocanın doğum günü. Hı-hı. Bir hocana çakıyorsun ama anlıkla öbürünü de bir kutla bari. Eğer bir fotoğraf paylaşacaksan Mustafa Hoca ile çalıştın 2 ay 3 ay onu şey yap dedim. Öteki de tabii Şenol Hoca. Mesaj vermek diyelim. Yani mesaj vermek var içinde o zaman.
Peki. Tolga'nın bir grafiği vardı. Bu sosyal danışma, sosyal medya danışmanları olsun insanların. Bak lazım oluyor lazım savaşta. Profesyonel. Savaş yaparken lazım oluyor. Arda'nın var mı? Mesela biliyorum artık Arda Turan profesyonel çalışıyor. Tabii. Savaşta, Ozan da yaptı ya. Ozan da yaptı. Savaşta lazım oluyor böyle şeyler. Abi, savaş için değil ama bak. Savaş için yapıyorlar işte. Profesyonel sporcunun. Savaş için çalışıyor profesyonel danışmanlar o zaman. Onlar aldıkları paranın hakkını bir cephe oluşturmanın karşılığında veriyorlar. Algı oluşturmanın diyelim. Ya Allah'ın bir kere daha soruyorum. Arda Turan'ın kardeşi Galatasaray Antalya maçına niçin Burak Yılmaz formasıyla gider ya? Alay mı ediyorsunuz? Aptal mıyız biz yani? Öyle bir şey mi var yüzümüzde? Bırakın bu işleri ya. O fotoğraf niye paylaşılır? Bırakın bu işleri. Hep bunlar planlı. Hep stratejik. Yani insanları biliyorum. Geçen programda muktedire çakmak güzeldir. Hayatın her alanında muktedire vurunca keyif yaparsın. Fatih Hoca'ya vurunca insanlar 30 Ağustos'tan beri keyif yapıyor. Bunu da biliyorum. Ama öteki taraf hiç masum değil. Öteki tarafı masum, sadece top oynamak isteyen. Abi Sezen Aksu çok güzel özetlemiş bunu. Yani, masum değiliz hiçbirimiz yani. Hayır, çok masum gösteriliyor Arda ve yaptıkları da hala 30 Ağustos'tan bugüne. Hiç öyle bir şey yok. Türk öyle milleti yok. De aptal değil. O yüzden bugünün galibi yarının. Ama yarının mağlubu olacak yani diyorum. İşte orada yapılan ya bu stüdyo, bu ekran için yapılanlarda ya. Bu ekrandaki röportaj için Allah'ın ayeti kerimesini Kur'an-ı Kerim'de koydu. Ayet-i Kerim'i çıkartıp koyuyorlar. Bu şey mi yani? Normal bir şey mi yani? Bırakın o işte. Zaman yine aynı şeye geliyoruz. Volkan haklı. Tweet atmadığı için alınmadı. Lobisi de yok. Volkan'ın lobisi de yok. %100 haklı. Bu arada lobisi de yok, tweet'i de yok. Volkan savunur bir adam falan değil mi? Volkan sokakta görürse benden nefret eder. Ben de muhtemelen ona çok karşı hoş şeyler beslemiyorum. Mevzum Volkan ama adaletli vicdan davranacaksan Volkan haklı. Volkan %100 haklı. Hocam sen yarın bırak bak son kez söyleyelim. Vallahi bırak. Oraya bağladık. Şu milli takım işini de kapatalım abi. Yarın da sıradan bir kosan. Nereden getirdin lafı yine? Hayır peki bir dakika. Hoca Beşiktaş'a, gidince. Beşiktaş'a gelmez Burak. Yolun ortası. Sana 8. Sana Selam Şahin. Bana 8 yok 7. Selam Şahin olur. Ya hoca şimdi yolun ortasında bıraktı. Yolun ortası oluyor çünkü şu an bıraktı. Kim gelecek abi nasıl devam edecek? Bulurlar abi. Bulurlar abi. Görüşülüyor mudur? Var mıdır planlar? B planı. Olmaz mı ya? Var bile diyorsun. Tabii canım. Var mı hakikaten? Var mı? Net var mı? B planı, C planı. Biliyorsun, sen biliyorsun. Biliyorsun. Bence var. Sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Sen de biliyorsun Mehmet abi. Bence var yani. Çok net, çok net. Ya bir hafta içinde 3 tane aday hemen çıkar yani. Bak Beşiktaş'a gelmesin, uymaz. Bak tepkiler de var, istemeyen de var, isteyen de var bu arada Burak Yılmaz'ı. Ya Burak Yılmaz gibi santriforu Beşiktaş niye istemesin abi? Ya şu Galatasaray maçları vardı ya işte attı kendine puanla çaldı penaltı falan Burak vesaire. Burak Yılmaz çok iyi santrifor abi. Bak çok ya iyi şimdi beni konuşturmayın. Şenol Güneş Beşiktaş'ı kabul etmese Beşiktaş'ın hocası kimdi biliyor musunuz? Kimdi? Şenol Hoca diyelim Beşiktaş'la el sıkışmasaydı. Kimdi abi söyle. Oradan çıkartır bulursun işte. Ya bırakın Allah'ını seversen. Yani öyle türbün tepkisiymiş falanmış filanmış Allah'ını seversenize. O türbün, kadar. Ya. Şenol Hoca geçen sene başında Beşiktaş'ta anlaşmasaydı, şartlarda uyuşamasaydı Beşiktaş'ın hocasını ben biliyorum. Allah'ını seversen bırakın. Ve taraftarda çok hoşnut olmaz bu yani durumdan işte, diyorsun. Taraftara biz her zaman tabii bunda gazeteci arkadaşlarımızın, radyocu, televizyoncu arkadaşlarımızın da böyle bir taraftar girliği, taraftar severliği var. Taraftar önemli bir mevzudur. Hepimiz tribünden geldik. Doğru. Ama taraftarı her şeyin muamelesi yapıp büyüten, taraftarı işin tek sahibiymiş gibi gösteren bakış açısı futbolun diğer paydaşlarına haksızlıktır. Çünkü taraftar taraf olduğu için Mehmet'in Demirkol'un lafıyla irrasyonel olduğu için hayattaki doğru. Her şeyi analiz doğru edemeyebilir. Evet bu kadar paye zaten ama vermek gibi bir şey yok. 8 milyon euro alırken Türkiye'ye gelmez. Diyelim ki geldi. Her takımın istemesi lazım. Bu kadar basit. Net. Ben hiç, bak, hiç konuşmayalım. Fay. Bak ben Çek maçını gözüm yani Çek maçında adamlar bak şimdi o kadar sallıyoruz ediyoruz da. Yani dediğin doğru. İkisi de hiç masum değiller. Doğru. Ama muazzam top oynadı ikisi de. Bak Faik Bey demiş ki bu futbolcuların hepsini siz havalandırıyorsunuz demiş. Biz kimiz? Medya mensupları. Taraftarı da. Biz havalandırıyoruz. Taraftarı da. Ama orada dur şimdi taraftarı bir kenara koyalım. Oyuncuları biz mi havalandırıyoruz? Vardır bizim ben var mıdır? Çok hayır demem o görüş. Vardır. Vardır o. Çok hayır demem. Bu da bizim işimiz abi. Ne yapacak? Çok abi övülmesi gerektiği zaman öveceksin. Tepki gösterilmesi gerektiği zaman yani. Tepki göstereceksin zaten. Bizde şey var yani övgü de yergi de yani sınırı koyamıyoruz. Frekansımız hep çok uçlarda. Mesela, doğru statikte değiliz. Galatasaraylıysan Volkan Demirel meselesi. Galatasaraylıysan Volkan Demirel ne yaparsa yapsın mesela şu bu konuda bile haksız diyor. Çünkü o Fenerli diye. Yani taraftar dediğim mevzu bu. Çünkü ona diyor ki sen Fenerli olduğun için haksızsın diyor. Volkan Demirel olduğu için değil. Hep böyle bakıyoruz. Hep karşıt görüşler hiçbir zaman bir durup ne yapıyor bu ya. Adam? Senin takımından değil ama bir vicdani bir kanaatin ne diye sormuyor. İnsanların takım sevgisi
rakip nefretinden daha az mesela ülkemizde. Çok var böyle taraflar. %100 katılıyorum. %100 katılıyorum. Maalesef. Şu Tolga'nın Vodafone Arena ile ilgili söyledikleri var. Onu da bir görelim. Beşiktaş konusunu bitirirken milli takımla ortak bir başlıktı zaten. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu sezonki performansımızda kimseden korkmayacağımızı gösterdik. Vodafone Arena'da rakipler bizden korksun, kimse bizi yenemez dedi Tolgay Arslan Vodafone Arena'da. Ne diyorsunuz? Yenilir mi Beşiktaş? Yenilmez mi? Yenilir canım. Niye yenilmez? Ama bir hava olduğu kesin orada. Tabii canım. Şimdi o tip statlar yapıldığı zaman avantaj sağlıyor. Ama şu ya takım iyiyse, yenin takım kötüyse tabii, işte sabaha kadar taraftarı çok aynen iyi olsun. Aynen öyle. Aynen öyle canım. Şimdi bana göre çok iyi taraftar. Balkan taraftarları çok iyi. Bence. Ben de katılıyorum. Yani Yunan taraftar, Sırp taraftar. Coşku. Efendim. Hırvat taraftarı falan iyi. Biraz abartılılar. Partizan hadi gidesin bizim takımlarımız. Sabah kadar nasıl partizan? Şey ne olacak abi? Disco partizan. Değil mi? Eskilerden bir şarkı diyorsun. Ya da gelsin şimdi Barcelona ya da Real Madrid birisi gelsin ne olacak abi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence Tolgay Arslan şu an Türkiye'de oynayan en iyi yerli futbolcu. Bak çok net. Emre Belözoğlu. Ya ben Tolgay diyorum ya. Oyunu açması doğru futbolcu. En iyi Türk oyuncu. En iyi Türk oyuncu. En iyi yerli diyelim. Yerli demeyelim. Tamam. En iyi Türk oyuncu Emre Belözoğlu. En iyi yerli ve Türk oyuncu Emre Belözoğlu şu anda. Bugünü konuşuyoruz. En iyi performansa sahip mi yoksa? En iyi, en kaliteli. Türk futbolcu Emre Belözoğlu. Tamam, hala her şeye rağmen. Bak sabahleyin radyoda Bülent Ünder'le konuşuyorduk. Bülent Hoca konuk oldu. Geçen akşam Mustafa Hoca'yla da konuştuk. Abdullah Hoca'yla zaten sürekli Emre konuşuyoruz. Fatih Hoca'yla konuşsak aynı şeyi söylerler. Aykut Hoca'yla da Ersun Hoca'yla konuşsak. Yani eşi benzeri yok. Emre'nin şu andaki Emre'nin eşi benzeri yok. Dünya bak bugün 25 yaşında Emre 35 milyon. Neden euro. Milli takımda değil abi o zaman? 40 milyon euro şu an. Neden milli takımda değil o zaman? Yani 25 yaşındaki Emre 40 kat şu an. Soru bu. Neden milli takımda değil? Ya 36 yaşında artık olmayabilir. Ama ligin en iyi oyuncusu diyorsunuz abi. Bülent Ünder anlattı. Bülent Hoca dedi ki yani. Çağırdım dedi. Bak demiş. Eğer gerçekten şu yeteneklerini sporcu olarak hayata geçirebilirsen 20 yaşında Avrupa'ya gider, 25 yaşında Avrupa'nın en büyük oyuncusu olursun demiş Emre daha 16 yaşındayken. Olağanüstü bir adam. Doğru. Özgür Bey demiş ki, sizce Volkan olayında Volkan Galatasaray forması giyiyor olsaydı, süreç devam etseydi şu güne kadar çağrılır mıydı? Yok. Kesin takımcılık çağırdım. Var mı diyor yani. Ben ona var. İnanmıyorum. Ben takımcılığa inanmıyorum da. Ben inanıyorum. Hocanın yani Volkan, şimdi bir de şey var, bilmediğimiz bir koridor var. Yani Alper Hoca ile beraber Volkan Kazakistan maçından çıktı, o içeride ne olduğu gerçekten bilmiyoruz. O konuda parça bulduk bile. Emre geldi, Emre götürdü Volkan'ı, değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Yok. Kim götürdü? Emre geri getirdi. Emre geri getirdi. Emre Hasan Çetin ile beraber tamam. Geri getirdi. Geri getirdi, tamam. Yani o koridordan girdikten sonra milli takımın soyunma odasında ne oldu gerçekten bilmiyoruz. Oradan çıktıktan sonrasını 3 aşağı 5 yukarı. Orada Fatih Hoca gereğini yaptı. O zamanlar yapıyordu. Şimdi yapamıyor. Yani Fatih Hoca bir daha gelme, çek git anlamında. Ben zaten gelmeyeceğim dedi. Volkan Demirel ben gelmeyeceğim dedi. Beni bir daha çağırma dedi. O da gereğini yaptı. Gereken cevap neyse verdi. Biliyorum. O zamanlar Fatih Hoca'ydı çünkü. O zamanlar vardı yani. O zamanlar hakimdi olaya. Ceyhun derbiye gitmeden reklama gidelim mi? Şimdi değil. Ya etme gitme şimdi hakimdir ya. Ya nereye hakim ya? Etme hayda. Gitme o kadar da haksızlık etme ya. Tamam kampı beceremediler, ilişkilerde sıkıntı oldu, iletişimde bozukluk var ama o kadar da değil yani. O zaman Fatih Hoca'ydı. Şimdi? Bence haksızlık ediyorsun. Şimdi bilmiyorum. Bence haksız. Şimdi o Fatih Hoca değil. O yüzden bıraksın diyorum. Derbiye dair haberlerimiz var. Lens'in sakatlığını da konuşacağız. Galatasaray'da önemli gelişmeler var ama yine bir kahve molası vereceğiz. Maşallah, maşallah. Maşallah, iyi maşallah. Güzel cuma gününde çizmeye devam ediyoruz kırmızı çizgileri. Futbolumuza dair konuşulmayanları konuşuyoruz. Özel hayat zaman falan kalmadı. Oldu. Cuma akşamları buradayız. Hakikaten Selami Şahin konseri falan gidemiyoruz yani. Bire mi düşürsek ne yapsak? Ha? Yok güzel oluyor güzel. Sevdiğimiz şeyi yapıyoruz. Sevdiğin işi yap bir gün daha çalışma demiş ya. Bir dakika. Ünlü dur. Durdum. Tekrar ayın var değil mi? Cumartesi var, 12 Kasım. Bugün, evet. 12 Kasım 1995 günü bu medyanın içerisine girdim. 1 milyon defa daha dünyaya gelsem aynı işi yaparım. Aynısını. O yüzden o kadar Allah'ın şanslı kullarıyız ki. Sen her yerde yaptın. Ben çok şanslı bir insanım. Allah çok şanslı bir kuluyuz. O yüzden. Ya topla ilgileniyoruz bir de ne güzel abi futbol. Dünyanın en güzel O yüzden dünyanın en güzel işini yapıyoruz.
Yani burada ekran önünde, hani kameraman arkadaşları falan görüyoruz, ekran önünde falan bu işten şikayetlenen, ya bu iş yapılır mı falan diyen varsa kimse inanmayın. Ben yarın 21. senemi dolduruyorum. Maşallah, 21 defa güzel. Daha dünyaya gelsem 21 defa daha radyosu, televizyonu, gazetesi bu iş yaparım. O hayattan başka beklentileri olan açıklamalar o söylediğin. Sen 95 mi başlangıç? 95. 12 Kasım 1995 günü Best FM'in kapısından stajyer olarak girdim. Yıllar önce Yiğiter Ulu'yla bir röportaj yapmıştım daha yani üniversitede öğrenciyken. Yiğiter abi hayattayken, yaşarken. Yani. Yiğiter abi. Yeşilken. Staja gidiyoruz. Biz aynı okul mezunuz değil mi? Marmara İletişim. Staja gidiyoruz. Çocuğun lafını kestik. O zaman da hocalarımız bize stajyeri ayarlıyor filan. İşte gittik bir tane. Şimdi olmayan bir televizyona gittik. Stajyeri ayarlanana stajyer denir. Neyse. Güzel oldu abi. Stajyeri ayarlıyorlar bir tane yer. Bir tane televizyona gittik. Televizyonda da ne yapacağımızı bir hayatımızda hiç, ne televizyonculuk yapmışız ne bir şey yapmışız. İşte hocamız demiş ki git Mehmet'le görüş. Mehmet sana şey yapacak. Adam dedi ki hadi işte gittik kapıyı çaldık. İşte Mehmet Bey buyurun hoş geldiniz, beş geldiniz. 2-3 arkadaşız. Dedik ya bizi işte şu falanca hoca gönderdi. Sizinle konuşmuş. Biz işte staja başlayacağız. Adam da dedi ki haklı olarak yani ben dedi burada tamam televizyon işte ne olmak istiyorsunuz dedi. Ben dedim televizyoncu olacağız yani. Çünkü tek bildiğimiz o ya televizyoncu olacağız. Adam dedi ki tamam yani televizyoncu olacaksın da. Neyin, haber mi olacak? Olacaksın? Bilmiyorum işte şu mu olacaksın bu mu? Ben dedim ki haber bana uyar. Ama güzel. Tam laf bu yani. Haber bana uyar adam çok, tabii haklı olarak Mehmet Bey şey dedi tamam biz sizi arayacağız filan dedi bizi paketledi. Tabii. Neyse sonra 3-4 ay sonra da öyle olmadığını bu işten anladık yani. Sonra nasıl olduğunu filan da öğrenip düzgün bir şekilde gittik. Tabii. Başladık da ilk başta öyledik ya hiçbir şey bilmeden. Öyle oluyor ama işte dur anlatıyordum Yiğiter abiye sordum yani ben bu işi yapmak istiyorum. Seviyorum 7/24'te bununla ilgilenmek istiyorum. Yani o dedi ki yani bir gazeteci büyüğümüz daha vardı orada şimdi. Girmeyeyim konuya. Hani o uzak dur dedi. Gerek yok dedi. Yiğiter abi dedi ki bana işte bu dünyada tanıdığım insanları, önemli insanları hep bu meslek tanıştırdı. Bin şükür. Önemli yerlere, organizasyonlara bu işte gittim. Evet, hayata dair zamanın çok kısa. Hayatın bu meslek olur. Ama eğer seviyorsan yapma demem. Git çünkü konuştum. Çok özel iştir. Ben de gittim konuştum oldu. Ben de ilk TRT'ye gittiğimde de Serdar abi bu arada dediler ki TRT'de bana 2003'te mi ne. Ben staj yapacağım dedim. Bir abimiz vardı git işte tatil yap manyak mısın dedi. Daha yeni başlamıştım üniversiteye. Yok staj yapacağım dedim ayrılmadım. Orada da başlamıştık staja. Öyle de bir hikayem var hiç unutmam. Ben de 3,5 yıl birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duydum ve keyif aldım. Gurur duydum. Ahmet Çakar mesaj attı. Güzel program. Hepinize selam var. Valla çok teşekkür ederim. Ahmet abi ya. Reklam arasında seni andık ya. Sevgiler, evet abi. Valla reklam arasında kulaklarımız. Yemin ederim kulaklarımız. Sıvacı bölümlerinin hastasıyım. çok küçük bir şey söyleyeyim. Kimseye ders vermek falan haddim değildi. Sadece iletişim aslında o kadar basit bir şey ki. Kaynak. Mesaj. O bitmiş ama. Alıcı. Arada radyo, televizyon, gazete varsa. Feedback. Eşittir. Kodlayan. Tamam. Bak kaynak. Mesaj. Alıcı, mevzuda kodlayan. Şu iletişimi beceremeyip nice kalpler kırılıyor ya her yerde, her zaman, dünyada ve Türkiye'de. Çok üzüldüm. Bir şey söyleyeceğim. İletişim kaynağın kaynak, alıcıya alıcı, mesaj. Vermek istediği mesaj getir bazen çok... Bir şey söyleyeceğim ama bak. Getir reha kapsal gibi. Ver abi. Dünyanın geldiği noktada o mesajın gittiği yer, hücumsal, verilmek istediği yer çok anlatayım. Değişiyor. Tabii hücumsal olarak reha avcılar. Hücumsal olarak anlat abi. Kaynak, bu bardak, evet. Mesaj, alıcı bu kadar ya. Şunu beceremiyoruz ya. Giriş gelişme sonuç diyorsun. Bu kadar basit. Bulgara'yı alt sonra hoca alır böyle şey yapar. Ya Reha Hoca efsanedir ya. Ahmet abiye selamlar gerçekten muhteşem. Edindiğimiz viskalara göre diye de espri yapabilirim mesela. Ay. Edindiğin viskalara göre. Ama demin Mehmet abi kaşındırdı beni. Mevkute'yi unutmuş değilim. Mevkute çok güzel laftır. Mevkute tanım şey mevkute. Kanunda 5950 sayılı radyo şey mevkute gazete kanunu yani basın yayın kanununda mevkute'nin yeri vardır. Nedir o? 5900 ya mevkute tanım tamam. Yapılır yani gazete basılı eserde mevkute devam eden mevkute. Süreli yani süreli yayın. 1961 yılında çıkan süreli yayın. 212 mevkute. Sayılı kanunda o 5 gazete mesela her gün günlük mevkutedir. İşte evet. Aylık dergi aylık tabii. Mevkutedir vesaire. Abi bir gün Monaco'da İmpresyum yükümlülüğünü bilir misin? Yok. Künye zorunluluğu. Televizyonlarda künye. Var acaba? Var mı acaba? Var. İnternette de geldi. Yeni kanunla internette var. Geldi. Televizyonlarda nasıl var acaba? Peki başka bir yerden girmek istiyorum. Televizyonlarda okur sorumluluğu falan var. Şey izleyici temsilciliği. Konuya başka bir noktaya girmek istiyorum. Bir gün Monaco'dayız. Formula 1 yarışı vardı. Bitti. İşte röportajları yaptık bilmem ne. 2010 sene.
bir tane Brezilyalı gazeteci, bir tane Brezilyalı gazeteci, bir tane Finlandiyalı gazeteci, bir de ben sohbet ediyorduk işte. Bir şeyler yiyoruz, hafif bir parti var böyle yarış sonrası. Sen ben Fatih party. Kuşu falan yani. Yok işte konuşuyoruz. Yarış sayısı artacak dendi. Ben de orada Formula 1'i yarış yarış takip ediyorum. Oh enfes dedim. Hani farklı ülkeler iyidir falan. Finlandiyalı gazeteci bana dedi ki, herhalde dedi niye sevindiğini anlamıyorum. Niye sevinmeyeyim, ne güzel hani yeni hikayeler, yeni insanlar, yeni röportajlar. Keyif alıyorum ben. Sen evli değilsin değil mi dedi. Yeğenim dedim. Çoluk çocuk o da yok dedi. Olduğundan sonra bunları yaptıktan sonra anlarsın bravo. Ne demek istediğimi. İnşallah hanım seyretmiyordur beni. İnşallah seyretmiyordur. Bilmiyorum neyse. Buyurun. Devam ediyorum. Lensiz Fenerbahçe'nin grafiği var elimizde. Evet, Lensli ve lenssiz. Evet, o işte o. Çok kötü espri yapacağım. Geçelim artık. Çok kötü espri yapacağım. Lenssiz göremiyor. Çok kötü. O başlık atılmalı değil mi daha? Lenssiz göremiyor. Edindiğimiz cekolara göre de olur. İşte geldi. Lens'in oynadığı maçlar. gülme. Tamam, çok pardon. 8 maç 7 galibiyet. Çok özür dilerim. 7 galibiyet 1 mağlubiyet. Kime mağlup olmuş bu? Bu Lensli. Bu Lensli. Lens'in oynadığı maçlar. Lens oynarken kime yenilmiş? 1 mağlubiyet var. Orada en üstte Bursa maçı. Şey onu söylüyor. Evet. Ha şimdi yazıyor zaten. Başında MG diye yazılmış. Diğeri geldi. Bütün maçları kazanmış abi yani. Evet, Lens'le oynuyor. Lens'in oynamadığı maçlar 6 maç 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet. Lens olmadan kazanamıyor Fenerbahçe. Net söyleyeyim ben. Bir tane kazandı. Başakşehir maçında yoktu. Yani daha gelmemişti. Sakatlı ya da. Kayseri'de de yoktu. Zorya deplasmanında da yoktu. Osmanlı'da vardı. Oynamadı diyor abi. Oynamadım Osmanlı'da. Ha, oynamadı. 4 beraberlik. Ama vardı o zaman şimdi. Osmanlı'da vardı abi. Ha, yani, kadroda vardı. Yani Türkiye'deydi. 3 beraberlik değil aslında 4 beraberlik. Şimdi Ceybun'da. Zorya ve Zorya'dan önce geldi galiba ya. Değil mi? Zorya'dan önce geldi. Hı hı. O sakatlığa denk geldi yani Zorya ve Osmanlı maçları herhalde. Alanya maçında sakattı tabii. Fatih Terim'in açıklamalarını bekliyorduk. Neden yayınlamadınız demiş izleyicimiz. Yayınlayalım. Yayınlamayalım Abdullah Bey, yayınlayalım abi ya. Görelim hoca neler söylemişti. İzlemeyenler olmuştur. Bir gidelim Fatih Hoca'nın bugün çok beklenen ama beklendiği gibi bir içeriğe sahip olmayan basın toplantısının çok kısa bir halini izleyelim. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kosova maçı öncesi kameraların karşısına geçti. Terim, milli takımın Dünya Kupası Avrupa elemeleri I grubundaki şansı ile ilgili umutlu konuştu. Hırvat beraberliğiyle önemli bir puanla başlayıp sonra galip gelememek tabii ki istemediğimiz bir şeydi. 2-0'dan Ukrayna ile 2-2 olması başarı ama kendi sahamızda kazanamamamız, 2 puan kaybıyla kapatmamız bizim için başarısızlıktı. İzlanda maçını kaybetmemiz doğal karşılanabilir. Daha evvel tam kadroyla da 3-0 yenilmiştik. Bu takımlarla nerede oynadığınız önemli değil ama küçük de olsa bir avantajı var. Nedir o? Bu iki takımla da kendi evimizde oynayacağız. Yani en önemli iki deplasmanı atlatmış bulunuyoruz. Böyle bir yerden tekrar başlama gibi bir hava, bir atmosfer açıkçası seziyorum. Umarım sahada lehimize döner. Kamptaki hal ve gidişten son derece memnunum. Herkes çok iyi çalışıyor, çok iyi hazırlanıyor. İyi konsantre olmuş diye görüyorum. Fatih Terim, Kosova maçına kimin kaptan olacağı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Burada hiçbir bizde sıkıntı olmadı. Fazla milli olarak da bildiğim kadarıyla Arda görünüyor. Mehmet, Arda, işte sırayla herkes gidiyor orada. Onun için bir sıkıntı yok yani. Fatih Terim, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ilk kez A milli takıma çağrılan Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül ile ilgili soru almadı. Yani. Konuşmayalım artık vallahi. Tamam. Ben de izleyiciye de yanlış ayıp yani izleyici yaptım. İzleyiciye de yanlış yaptım. Evet abi, tamam artık. Hiçbir şey çünkü bize bir saat şey söylenmiyor. Abi, bir saat yani. Konuştuk. Lens'e geçelim abi Lens'e. Lens'e bak demiş ki Burak Maktav demiş ki Lens konusuna geçildi. Herkes NTV Spor'u açsın demiş mesela. Lens konusunu konuşalım. Lens'le Fener. Lens'siz oynayacak Fenerbahçe. %99 hatta. Topal Onur'un da bugün haberi vardı. Fenerbahçe için lenssiz ve topalsız oynamak kötü. %50'si özellikle gitti Fenerbahçe. Özellikle lenssiz oynamak. Çünkü lens şimdi bir yani
şöyle basitçe anlatmaya çalışayım sevgili izleyicilerimize. Bir takım teknik direktörü 3 tane basit ve temel planla oyuna başlar. 0-0 iken böyle oynayacağız. 1-0 geriye düştük. Oyunumuz şöyle olacak. 1-0 öne geçtik. Oyunumuz böyle olacak diye. Değil mi? Yani bütün teknik direktörler aşağı yukarı özellikle bu tip maçlarda derbidir, Avrupa Kupası'dır. Yani 1-0 geriye düşüldüğümesi muhtemel maçlarda 3 temel planla sahaya çıkarlar. Derler ki 0-0'ı oynarken biz böyle oynayacağız. 1-0 öndeyken böyle oynayacağız. 1-0 geri düştük. 0-1'de bu şekilde oynayacağız. Tamam. Şimdi 0-0'da en önemli silahlardan biri kim? Topa. Lens. Lens. 0-0'da en önemli hücum silahın kim? Bütün Lens. Skorlarda Lens. En önemli savunma silahın kim? Topal. 1-0 öne geçtin. Kontraya çıkacaksın. En önemli hücum silahın kim? En önemli hücum silahın kim? Gene Lens. Lens tabii ki. Savunma silahlarından biri kim? Çünkü biraz daha bekleyeceksin. Gene topal. Takım savunmasının birini. 0-1 oldu. 0-1 yenildin olabilir. Öne geri düştün. Full Lens. Zorlayacak. Gerekirse çalıma kalkacak. Sol beki sarı karta falan zorlayacak. Bir sürü duran top kazanacaksın seyirci baskısıyla. Onlara adamın kafasına atacak. Silahın kim? Lens. Gerekirse tek önlü böyle düşeceksin. İşte atıyorum Josef'i çıkartıp bir santrafor daha alacaksın mesela. Kim oradaki önemli adamın? Topal. Dolayısıyla bu iki eksiklik çok ciddi bir eksikliktir Fenerbahçe için. Ama Advokat da mutlaka bir şey düşünecektir. Bugün futbol bilgisinde çok güvendiğim spor dünyasından bir büyüğümle konuştum. Dedi ki Alex'ten beri Fenerbahçeli bir büyüğüm. Topu ayağına aldığında beni bu kadar rahatlatan ve bir şeyler yapacağına inandığım ilk adam Lens dedi. O kadar güveniyor Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe sezon sonunda bir büyük başarı hikayesi yazarsa o hikayeyi başlatacağımız yer bence Konya maçı. Hatırla Konya maçı. Fenerbahçe ilk yarı ne oynadı? Ne oynadı ilk yarı? Yani ikinci yarıda da ilk yarıda bir şey oynamadı yani. Peki gol nasıl geldi? İki çalım üst üste. Lens. İki çalım üst üste. Ve defans oyuncusu da çok büyük bir problem ama oraya zorlayan adamı düşürüp Fenerbahçe'nin de çok önemli bir gol pozisyonu yakalamış olduğu Manchester maçındaki dip çizgideki pozisyonu hatırla. Hatırladım. Dön. İstanbul'daki Feyenoord maçının tek yıldızı zaten. Feyenoord maçını hatırla. Dolayısıyla şimdi Fenerbahçe benim zannımca ben futbolu o kadar teknik detay kimseye anlatamam. Fakat örtülü bir 4-2-4 oynuyor. Hoca ön tarafta. Doğru. Atıf hoca geliştirdi, zenginleştirdi. Lens, Alper, kısmen Sov, Emenike ve olsa Stoch'la 6-7 tane 4-2-4'ü senin kafanda oluşturabilecek 3 tane kanat ve merkez hareketli oyuncuyla bunlardan santrafor üretebilirsin. Orta sahayı bypass ederek. Orta sahayı hiç görmeden bypass ederek. Ve sezonun en iyi topunu oynamış olduğu Feyenoord karşılaşmasında bunun sinopsisini bize aktararak, anlatarak gösterdi. Ve sonra bu kaldı. Burada tabii çok önemli bir oyuncu var. Belki biz atlamıyoruz da kamuoyu biraz atlıyor. Josef de Souza'nın oyun aklı. Şimdi Mehmet bizim pozisyon oğlan da. Çok iyi. Mehmet bizim oğlan da. Şimdi geçen sene hepimiz Fenerbahçe'ye ve hocaya eleştirde bulunduk. Ya 8.6 milyon para verdiler Josef de Souza'ya. 8. Monserrat'ın 8. Şimdi adam al, 4-2-4 örtülü 4-2-4 oyunun çok iyi pozisyon alıcısı. Fenerbahçe içerideki Manchester direkt maçındaki oynatıyor, değil mi? İçerideki Manchester maçındaki en büyük alameti farikası neydi? Döneni topladı. Josef o konuda iyi. Çok başarılı bir oyuncu. Mehmet bizim oğlan diye öne çıkartıyoruz, kabul de. Dolayısıyla bu 4-2-4 oyununda bizim ön tarafta ön tarafta evet, büyük oyuncu canım. Büyük oyuncu. Avrupa'nın en iyi ön libero yani öyle bir Josef de Josef'in de pozisyon bilgisi çok iyi, doğru. Söz ediyorum. Josef'le Mehmet'i konuşurken birinden vazgeçince sen bile doğru haklı olarak Josef'i çıkartıyorsun. Şunu atmaya çalışıyorum. Lens bu örtülü 4-2-4'ün yıldızı. Tabii. Çok özel bir oyuncu. Evet, kesinlikle tabii. Katılıyorum. Bu arada Galatasaray'a geçelim. Derbiyi yani iki taraftan önemli. Konuşalım. Orası atıfla falan dolmaz. Muhtemelen gene ben olsam 4-2-4, örtülü 4-2-4'de devam ederim. Sov ve Menike ikisini yapacaktır diye düşünüyorum. Volkan, Alper oynarım ben. Atıf'la olmaz mı bu işler diyorsun Serdar'a? Ya Atıf iyi oynuyor şu an. Bu arada Volkan'ı unuttum. Bak az önce bir sürü oyuncu saydım. Ben şunu söyleyeyim yani. Bu bence Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Kim? Atıf ve Menike. Bence Atıf Fenerbahçe'nin 18'inde yer alması gereken bir yedek. Bence Emenike bence zaten... Emenike'li Atıf Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Emenike için aynı şey söyledi. Stoh'ta değil. Geçenlerde kim? Gelen Stoh öyleydi. Gelen Stoh'ta değildi. Gelen Stoh öyleydi. Ancelotti söyledi galiba. C-0, dünyada C-0. Dedi en büyük sıkıntı dedi.
süper yıldızlarla çalışmak değil. Kendini süper yıldız sanan ama aslında normal bir oyuncu bile anca olabilen oyuncularla çalışmaktır. Çok doğru. Gibi bir açıklama yaptı. Olağanüstü bir açıklamaymış. Evet, çok önemli bir açıklama. Ben sana Türkiye'de mesela Emre Çolak diye başlarım. Galatasaray'daki Emre Çolak. Yasin Öztekin. İspanya'da gelişecek. Yasin Öztekin, ben sana anlatayım. Emenike. Emenike dedi. Tarık Çamdal. Emenike. Emenike. Sayayım nasıl ben. Nasıl oynamam ya falan. Sayayım. Ha, değil mi? İşte oynamazsın bak, kardeşim. Ya işte. Bir kere daha söyleyeyim, lafın yeri geldi. Bu tekrarlara giriyor ama kusura bakmayın. Ya Benfica Galatasaray maçından sonra adam kendini Snyder'le kıyasladığını ben öğrendim ya. Çünkü 2014-15 şampiyon Galatasaray'a. Yemin ediyorum ya bak kim, bu kim, yalan. Ya bak, Snyder'le ha. Şaka tabii, yapmıyorum. Doğru, doğru. Yasin Öztekin doğru, doğru. Kendini Snyder'le. Ya, tabii tabii. Galatasaray kazandı. Benfica bir Atletico Madrid mi İstanbul içeride kazandı. Benfica'da galiba. Benfica. Şampiyonlar Ligi'nde. Kulübeyi aradım. Ya bu tip durumlarda herkes loy loy goy goy yapar da bana kötü bir şey var mı söyler misiniz dedim. Cevap. Yasin kendini Snyder'le kıyaslıyor. Ya bu kadar akıl gitmiş yani. Var var Emenike'de falan böyle. Yani tabii Van Persie'nin üzerine şimdi bir oyun kurabilir. İlginç bir şey görebiliriz yani. Ne orada da bir gelişme var. Ne olduğunu bilmeyi. Van Persie'de gelişme var. Buradaki konuyu atlamayalım. Çok önemli konu. Yani ne olduğunu bilmek üzerine evet, konuşuyoruz abi. Yani. Şaka mısın? Şimdi Atif de öyle bir şey söyleyemem ama. Yani Atif kendi haddini bilmeyen Atif, bir adam Sivas'ın diyemem yani. Sivas'ın yıldız olduğunu biliyor. Diyemem ya. Atif Emenike gibi değil. Tabii değil. Emenike gerçekten dünyanın en iyi 5 forvetinden biriyim. Ama bak işte onu söyledim. O yani Ancelotti'nin lafı Emenike için doğru. 2 sene önce o İtalya-Nijerya maçını izlemeye gittiğimde İngiltere'de Craven Cottage'da Fulham'ın stadında maçı izledim. Maçtan sonra kanuyla röportaj yaptım. Dedi ki Emenike sadece bir yıldız değil. Nijerya için bir halk kahramanıdır. Amokachi'den sonra gelmiş geçmiş en iyi Nijeryalı futbolcu olarak şu an addediliyor. Bu övgüler yapılıyor ve hatta ülkesinde Afrika tarihinin en iyi 3 oyuncusundan biri olarak gösterilip hep böyle yazılar bunu çıkıyor. Bunu sana Salomon Kalı mı söyledi? Bunu Kanu'nun kendisi söyledi. Salomon Kalı değil. Nuvenko Kanu. Eski Kanu. Yorumcu Kanu. O Nijeryalı Kanu. Nijeryalı Kanu. 4 numara çıta. Benim İngiltere'de oynayan. Kanu konusundaki kanaatim biraz değişti. Hayır ama yani Nijerya'da gaz vermişler. Nijerya'da yani evet Nijerya'da böyle öyle ittirilmiş. Yani. Kendine yani o mesela Atif'te böyle bir şey yok ama tabii. Ben Atif'le Emenike'nin Fenerbahçe'nin futbolcusu olmadığını düşünüyorum. Ben de iyi birer 18 oyuncusu oldu. Ben de Emenike'nin ne olduğunu anlamasının çok zor olduğunu çünkü ülkesinden sürekli ya sen süper hatta bir tane Nijeryalı vardı Londra'da yaşıyormuş nefis bir hayatı var. Bir tane Afrikalılar üzerine demişler ki İngilizler buna. Burada çok Afrikalı oynuyor. Gelmek isteyen de çok Afrikalı var. Sen burada bir tane site aç. Hem haber yap hem de biz de oradan futbolcu bulalım demişler. Baba da orada bir tane internet sitesi açmış. Kim? Çalışıyordu. Bir tane Nijeryalı. Hı. Gazeteci. Londra'ya yerleşmiş. Orada yaşıyordu, yazıyordu, ediyordu. O bile durmadan bu İngilizce yazıların yazılıp işte Emenike'ye, diğer Nijeryalı oyunculara gönderildiğini de söylüyor. İşte Emenike de bunun gazını abi, alıyor. 13 tane maç oynadı West Ham'da. 2 tane gol attı. 5 atılan takıma 3. ve 5. gol attı. Geçelim yani. Bu arada bütün Fenerbahçe taraftarı da burada ne olur gitsin diye dua ediyordu. 11'lik maçı lazımdı değil mi? 11'lik maçını geçti. Öyle bir anlaşma yok demek ki. Çıkartırım 11'lik maçı geçti. 11 belki 11 10'lik maçında 11'de başlama. Maçı Onur daha 11'de iyi başlama 11'lik gibi olabilir. Maçı diye hatırlıyorum sanki. Yani işte şu sonuç itibariyle bence Emenike'de, Atif'te Fenerbahçe'nin oyuncusu değil. Bak mesela Sov için böyle bir şey söylemem. Van Persie için söylemem. Ama bu derbi üzerinde konuşacaksak ama daha vaktimiz büyük var. Büyük eksiklik. Derbiye minimum 2 programımız daha var. Var. Derbi üzerinde konuşacaksak ben herkese 2008-2009 sezonundaki Fenerbahçe Galatasaray maçını anımsatmak isterim. Anımsatsana. O karşılaşmada İstanbul'da maç 4-1 bitti. Galatasaray maçı 2. dakikada Lincoln'un attığı golle 1-0 önde başladı. Wakeford'lı Galatasaray. Ve toprağı bol olsun. Aragonesli. Arada var da toprağı bol olsunlar, rahmetli olsun arasındaki farklar falan bir ara anlatırız onu da. İkisi başka şeyler. Yabancılara toprağı bol olsunlar. Kapat parantez. 4-1'lik karşılaşmada Fenerbahçe'de orta sahada Alex de Souza yok. 2,5 aylık sakatlıktan sonra da Hosik oynuyor. 2,5-3 aylık sakatlıktan sonra David'in ilk maçı. David döndü. Yani özellikle Saracoğlu'ndaki derbilerin oyuncuyla kazanılmadığını Saracoğlu'ndaki derbilerin Galatasaraylılar için başka bir şey olduğunu 17 yıldır görüyoruz. Bak bununla ilgili bir çalışması var Galatasaray yönetiminin. Fanatik mevzu, gazetesinde görüyorum haberi. Mevzu Saracoğlu'ndaki derbide Lens ve Volkan'ın oynamaması tamam. Değil. Şu olabilir mi? Bakalım başkan ve yönetim çıkarma yapıyormuş. Başkan Florya'ya iniyor. Şöyle arkada eğer verirsen Ceyhun okuyayım büyük ya ekranda. Tezahürat yapabiliyor muyuz? 17 senedir. Sarı Kırmızılı Kulübün patronu Özbek milli ara dönüşünde Florya Metin Oktay tesislerinde tüm oyuncularla bir toplantı yapmaya hazırlanıyor. Fener derbisinin önemini bir kez daha anlatacak olan başkanın bir de sürprizi var. Prim sürprizi. Derbiye özel prim verilecekmiş. Onu da söyleyelim. Müjdeler çok yakın. Tezahürat yapabiliyor muyuz Melodi?
Yap abi. Abdurrahim Albayrak, Abdurrahim Albayrak. Ya bunu yapıyorsan Abdurrahim Bey'le yapacaksın. Bunu Levent Nasipoğlu yapamazsın. Yapamaz. Bunu Dursun Özbek'le yapamazsın. Bunu kulakları çınlasın Cüneyt abi, Cüneyt Tanmal'la yapamaz. Bunu Abdurrahim Albayrak'la yaparsan yaparsın. Başka kimse Türkiye'de bu iş için yaratılmış bir adam yani Abdurrahim Albayrak. Kimle yaparsın abi bunu başkan? Gitsin başkan, gitsin canım başkan. Ya gitmesin değil de yapamazsın. Yani başkan Flore'ye iniyor. Ya, Abdurrahim Albayrak'sız bir şey olmaz Türkiye'de yani. Türkiye'de Fener Galatasaray maçı futbol bayramıdır. Aynen. Ne güzel bak bugünden konuşmaya başladık. Yarın şu milli maç bir bitsin. Pazar itibariyle herkes derbiye döner. Derbi gündemine döner. Galatasaray kartı iski be ya. Burak Serttaş mesaj attı. Galatasaray'ın... Emin miyim? Emin, ben de eminim. Sonra şey dank etti. Ama Galatasaray Fener'in önündeydi o zaman. İyi takımdı yani o zamanlar iyiydi durum. Kivil var, Baroş var. Hayır, puantajı olarak öndeydi galiba. Olabilir. Turuncu forma. Hı-hı. Sağ taraftaki kaleye gol. Hüseyin Göçek hakem. 2-1 olacakken saymıyor. Saymıyor ama haklı saymıyor yani. O el meselesi. Selçuk'un golü var ön direkte. Ayhan hatalı. Soldan korner. Ayhan da var işin içinde. En unutamadığın derbi hangisi? Benim mi? Hı-hı. 4.5 Galatasaray Fenerbahçe maçı. Galatasaray Fenerbahçe derbi. Ya ondan daha öte bir derbi olamaz. Yani Türk futbol tarihinde herhangi bir takımı tutan ya da tutmayan, Galatasaray Fener'i tutan ya da tutmayan seyretmediğim 6-0 var. Mesela canlı seyretmedim o maçı. Seyretmedin mi maçı? O gün Ramazan'ın birinci günüydü, canlı seyretmedim. Hı. İstanbul'da ne yağmur ya. Öyle. İlk iftardı o gün. O gün seyredemedim ben o maçı. Bu yere gittim. 6-0. Bu sorunun umumiyetle cevabı 4-3'lük maçtır. Yani ister Fener'de olur, ister Galatasaray'da 4-3'lük maçtır yani. Bence. Veya bizim jenerasyon için. Yani canlı seyretmedim olarak 6-0 yani. Onu söyleyeyim yani. Ama tabii 4-3'lük maç efsane. Onu da canlı seyretmedik. Ortağı 3'teydim. Radyodan dinlemiştik. Ama unutulmaz maçtır. Ama canlı yine var 4-3'lük maçın. Tabii. Ama biz okuldaydık o sırada. Ben de 5-1'lik şey maçındaydım. Hacı'nın Galatasaray tarihinde 9-1, 8-1'lik skorlar üretebilecekken hocalıkla Ribery'i çıkarttı. İlişkisi olmadığı için Necati Ribery, Hasan Şaş'ı 3'ünü birden 5'er dakika arayla çıkarttı. 5'er dakika arayla. Bak. Büyük topçular büyük hoca olacak diye bir şey yok zaten. Ama mevzu ne biliyor musun? 6-0'ın intikamı çok ağır bir sonuçla alınırdı. Ya işte tam onu söyleyeceğim. Ha. Abi bak. Kupa 6-0 nedir biliyor musun? Kupa 6-0. Yani. 6 Kasım 2003'tür. Doğru. Bu 11 Mayıs 2005. Arada sadece ve sadece 17-18 ay var. Hı-hı. Ve sen Galatasaray teknik direktörüsün. Bu arada ilk yarı şahane maç oluyor. 2-0'dan 2-1 olacakken Mondragon 44. dakikada Luciano'nun pozisyonu falan vardır. İnanılmaz, inanılmaz goller çıkarıyor. Hı-hı. Ve ikinci yarı Fenerbahçe haklı olarak geliyor arkaya 3-1. Gidiyorsun. 3-1 iken Fenerbahçe 3-2 yapacak. Çok pozisyon buluyor. 2-0 iken de 2-1 yapıp döndürecek. Atamıyor bir tane. Mondragon efsane maç oynuyor. Abi sen çık. Ama 4-1 olduktan sonra Fener bitti. Fener diye bir takım Ribery, kalmadı sahada. Necati, Hasan Şaş üstüne 5'er dakika arayla. Ve Ribery uçuyor. Necati kaçıyor. Hasan Şaş aralara bırakıyor. Ya 9-1 olacak maçı. Adam gitti 5-1'de bıraktı. 8-1 falan temiz olurdu. 7-1, 8-1, 9-1 olsa bugün kimse 6-0 konuşmazdı. Tabii. Hacı ya yani dünyanın en kötü 3 teknik direktöründen biri bak. Uzak ara. Net söylüyorum. Dünyanın en kötü 3 teknik direktörü. En iyi 3 teknik direktörü kim abi? Hadi onu da konuşalım. Merak ettim. Yerlerden mi yabancılardan mı söyleyeyim? Ayıralım. 3 yerli 3 yabancı. 3 yerli 3 yabancı. Ya, benim için Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörü Fatih Terim'dir. Türkiye'de Fatih Terim'in gittiği o büyük Avrupa yolunu açan elinde bayrak Mustafa Denizli'dir. Üçüncü hoca da hiç kuşku yok ki Türkiye'yi Avrupa'da ve dünyada adını çok daha fazla duyuran Şenol Güneş'tir. Ben de aynı üç hocam. Yani sayayım. Yabancılarda üç tane Real Madrid hocası söylesene. Üçünü sayalım geçsin. Yok canım öyle olmaz ya. Mesela Lucescu'yu saymazlardır abi de. Lucescu iyi bir teknik direktör müdür, başarılı bir teknik direktör müdür? Çok severim. İyi bir teknik direktör müdür, başarılı bir teknik direktör müdür? Büyük hocadır. Büyük hocadır, büyük. Peki. Hoca dediğin, hocanın da kralıdır hem de. Adamdır da. Bu bahsettiğin üç kişinin üçünü de taktik bilgisiyle avans verir hepsine. Taktik bilgisiyle. Başka meziyetlerinde daha geride olabilir tabii. Yani taktik bilgisinde hepsine avans verir. Fatih yabancı Hoca, Mustafa Hoca, üçüne de avans Şenol Hoca. Verir. Yabancı o kadar da değil ya Serdar. Üçüne o de avans verir. Yok, avans verir. Da. Taktik bilgisinde üçüne de avans verir. Bir tanesi seyrediyorsa şimdi var ya. Söylesinler abi ben fikrimi söylüyorum. Üçünüze de avans verir abi. Taktik üçünü, konusunda. Üçünü bak, topluyor musun tek tek mi geçer? Hayır, hepsine. Yani ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Şunu söylüyorum ya. Abiciğim. Yapma taktik abi, konusunda üçünüze de avans verir. Etme gitme ya. Bak öyle. Evet, ama bak teknik direktörlük sadece taktik değildir. Yani sadece taktik bilgisi değildir. Teknik direktörlüğün içinde grup motivasyon idaresi, da vardır. Grup idaresi vardır, işletme bilimi vardır, motivasyon vardır, anlık görüş var. Mesela bana göre devre arasında o 5 dakika var ya, bu büyük hocalık sırlarından biri odur. İkinci 5 dakika. İkinci. Çünkü bak oyuncular soyunma odasına İlk girer. İlk 5 dakika hocalar girmez. İlk 5 dakika oyuncular birbirine küfür eder. Hocalar da girmez. Ona bir şey yapar, kendine küfür eder, kramponunu atar. Ona buna bağırır, hakeme söver filan.
O 5 dakika hiçbir şey yoktur. Son 5 dakika zaten hazırlık dönemidir. Hadi aslanlarım, kaplanlarım, işte sakat olan var mı filan. Arada bir 5 dakika var. Hoca girer. Sakin olun arkadaşlar, beyler bir şey der. Mağlup için takım. Şimdi şunu yapıyoruz der. O 5 dakika başka bir hocalıktır mesela. O konuda da Fatih Terim çok önemli bir hocadır. Çok büyük hocadır. Oradaki 5 dakika da büyük hocadır mesela. İkinci 5 dakikada. Mesela Fatih Hoca'nın... Şunu demek istiyorum. Ya o ikinci 5 dakikayı da kullanmak o da bir şey. Çok, bak Fatih Hoca'nın hep söylüyorum, çok da merak ediyorum. Bir kez daha Avrupa'ya gitmemiş olması benim için hep ukdedir mesela. Çok isterdim yani bir başka takıma gitsin, yönetsin, hani uzaklaşsın. Ama olmadı. Niye olmadı Mehmet Ayan? Yani neden mesela gitmedi hoca? Mesela niye gitmeyi düşünmüyor? Oğlum ben de bilmiyorum. Hayır, sen bilirsin. Abi de Ersun Yanal tarzı var. Hani vardır yakın kaynaklardan alınan bilgiler. Biz şampiyon olacak. İkinci kendine yer beğensin. Bak mesela bu da bir tarzdır. Tamam. Birinci hafta mağlubiyet. Taktik böyle çeşitliliği şeyi yok, pırıltısı yok. Herkes yeneceğiz kardeşim. Ya şimdi. Herkes yeneceğiz. Takımına da, rakibine de, bütün kamuoyuna da buna inandırmak hoca... var mesela. Bu da bir yöntem. Tabii. Hoca niye gitmedi? Mesela gider az önce Türkiye'nin sonra gelmiş hiçbir en büyük teknik direktörü Fatih Terim diyorum. Bu lafın markasındayım. Fakat Serdar'ın şu çizdiği 2-3 dakikalık rotanın içerisinde öyle cümleler var ki Türkiye'nin gelmiş hiçbir en büyük teknik direktörü Mustafa Denizli'dir. Bazı yerlerde öyle büyük yerleri Serdar'ın dediklerinden çıkartırsak o başka bir şey. Şimdi hoca niye gitmedi senin sözünü ettiğin konuda? Bana göre büyük bir... Hayal yani, kırıklığı mı yaşadın? Yok. Hoca hayatının çoğunda global düşünüp yerel hareket eden bir adam. O da öyle lazım zaten, iyi bir şey o. Evet, olması gereken. Güzel bir şey. Global. Olması gereken. Deniyor ona. Güzel bir şey. Bir süre sonra belki artık global düşünüp yerel hareket etmek, yani ne bileyim, çocukları, ailesi, düzen değiştirmek istemedi. Gerçekten de zirveyi gördü. Yani Nirvana'yı gördü. Ya yani Milan'dan sonra ne çalıştıracağım ben kardeşim? Dedi. Demiş olabilir belki. Türkiye'deki gerek Galatasaray'ın sunmuş olduğu imkanlar, gerek Sol Mültekin'in sunmuş olduğu maddi manevi imkanlar hocayı göndermemiş olabilir. Ama ben 2000 yılında hocanın Milan'da, 2002 yılında hocanın Milan'da kendi nirvanasını gördüğüne inanıyorum. Avrupalılar Rinus Michels, Pep Guardiola. Bunlar ekol yaratan hocalar. E tabi. Ben saymadım, çok var. Çünkü yani orada 3 tane seçemem. Yani. Bir de bulamıyorum. Yani. Buluyorum da. Bir de şey, Klopp bence. Ya da bu sene şampiyon yapsın, ilk üçte saymayan bir daha ne olsun yani? Ya şampiyon yapsın formalarla, bayraklarla. Tamam. Ben bu sene final başında formayı gideceğim. Aldım zaten. Son şampiyon, ben de aldım. Şampiyonluk maçına gideceğim. Siyah formayı aldım ben. Sen hangisini aldın? Ben kırmızıyı aldım. Kırmızıyı ben, siyah aldım. Üçüncü formu çok güzel. İsmimi de yazdıracağım ona. Liverpool'un şampiyonluğuna geldik gene yani. Olur abi. When you will never walk alone. Asla yalnız yürümeyeceksiniz diyerek ben de asla yalnız reklama gitmeyeceğim. Hep beraber reklama gidelim. Ekmek oradan geri geleceğiz. Asla yalnız yürümeyeceksin abi. Ya tamam da. Üçten oradan. Üçten oradan. Bu bakalım abi. Tamam abi, o zaman ben arka de... Arka fon müziğine. Sevmiyorsun diye Liverpool'u niye böyle yapıyorsun ki? Türkiye'de çünkü yapılan Liverpool'culuk. Liverpool'culuk. Barcelona'cılık, Liverpool'culuk yapılıyor Türkiye'de. Ne güzel, halkın takımlarından bahsediliyor işte. Ya hadi bırak ya. Halkın takımı dedim, ben vallahi soğudum şeyler. Bunca yıllık Liverpool'cuyum. Birdenbire soğudum ya. Liman işçilerin takımı değil mi abi? Yalan abi, West Ham kimin takımı? Manchester kimin takımı? United. Manchester'ı karıştırma, Manchester. Abi, Manchester'ı sevmiyoruz. Bak Manchester demiş ki, Manchester'la ilgili... Ben kraldan az kralcıyım. Tamam bak şimdi, ben de Manchester'cı değilim hiç ama Manchester'dan bir adamın... Ya işte egodan, işte kendini beğenmişlikten, kibirden bahsediyoruz ya. Bunun zirvesini göstereyim abi sana? Önceki gün bir basın toplantısı yaptı Zlatan İbrahimovic. O grafik var en son grafik. Ne dediğini bir gösterelim, ekrana verelim. 7000 tane gol attı adam, normal diye. Normal ama şu söylediğini de bir görmek lazım diye düşünüyorum. Paris'te yaşadığım süre içerisinde bir kere bile Eyfel'e gitmedim. Onlardan Eyfel'in yerine benim heykelimi koymalarını istedim ama yapmadılar. Şimdi yaparlarsa belki ziyaret için Paris'e gidebilirim. Bak. İyi halt ettin diye bir laf vardır. Ego budur bak, ego budur. Görüyor musun? Ego nedirin vücut? Hani risk nedir demiş. Hoca sormuş da kağıdı boş vermiş, öğrenci risk budur demiş ya. Peki klasik. Paris'te en yaşanılacak güzel mekan hangisidir? Neresidir abi? Ben diyelim Paris'te bir evim var. Hayır, Paris'in her yeridir. Paris'te bir evim var. En güzel yaşanılacak yer neresidir? Neye göre abi? Kime göre? Paris'te bir evim var. Çok Parisçi değilim o yüzden. Yani ben hastasıyım de... söyle, ben Paris'te evlendim. Söyle. Ben iki kere gittim. O kadar seviyorum. İkisine yani. De Arc de Triomphe izlemeye gittim bu arada. Marif etmiş gibi. Paris'te nerede oturursun? Paris'in en güzel yeri neresidir?
Abi şimdi dışarısında çok güzel yerler var Nanter yolunda falan da hani yani bunlar muhtemelen bunlar orada oturuyordur. Yani Paris merkezde o bizim bildiğimiz turistik ilk 20 arrondismanda oturmuyorlardır. Yani oraları Paris, ben bilmiyorum. Dolayısıyla Paris'te hani nerede oturursun o arrondismanların içinde ben Paris'te nerede otururum? Yani Saint Germain'de otururum. Sen Michel'de otururum. Paris'te bir yerde oturma şansım olsa Eyfel'deki kafelerin birinde otururum. Çünkü orada Eyfel Kulesi görünmüyor. Bu kadar nefret ediyorsun Eyfel. Jules Verne restoran vardır ikinci katında. Gitmedim ama gördüm yukarıdan. Orada, Jules Verne de adamdır bu arada. Büyük adamdır yani. Çok tabii canım. Yani bilmiyorum. Ben iki kere Art Deco izlemeye gittim. Şey Longchamp'a. Paris'e iki kere oraya gittim. Ben daha çok Côte d'Azur tarafını hani Monaco, Nice o tarafları Paris'e seviyorum. Efsanedir. Sahil. Çok güzel şehirdir. Ama bahsettiğim gibi yani benim turistik arrondisman bölgesi ayrı. Bir de hani sonra daha değişiyor yani. Ortamlar artıyor. 23 var, 25 var. 90-100'e kadar gidiyor. Onların iyi bölümleri var. Başka şehir dışında ama bizim Taksim Levent metrosu şeyden başlayan değil mi? O yeni ticaret merkezinden başlayıp meydanda bir tane Concorde ele alan ha. Işte, bildiğimiz o Taksim Levent metrosu yani orası. Evet. Esas mevzu o yani. Peki Fransa mı İngiltere mi? Hangi açıdan? Fransa. Dünyanın en güzel ülkesi Fransa. Bence Fransa. İngiltere. İngiltere ben sıkılırım İngiltere ya. Çok dünyanın en güzel ülkesi bak coğrafya olarak dünyanın en güzel ülkesi Fransa abi. Sahili var. Var. Kar, kış turizmi var. Alpleri var. Yaz turizmi dünyanın var. Dünyanın en güzel var. Mutfağı. Bir de farklı farklı yerlerde var. Dünyanın en güzel mutfağı Fransa mı dersin? Bence Fransa. Güney Amerika derim ben. Orada yenen et hiçbir yerde yok ya. Lyon mutfağı mesela çok başarılı bir mutfak. Ayrıca Bretonya mutfağı ayrı güzellik. O Biarritz tarafları falan efsane. İtalyan mutfağı da iyidir ama. Galicia bölümleri. İçinde futbol. Korsika. Müthiş abi çok güzel yer abi Fransa. İçinde futbol ve yalnız Amerika'yı komple gezenler de söylüyor çok güzel ülke diye. Coğrafya olarak. İçinde futbol ve at yarışı yoksa herhangi bir yurt dışı seyahatin ideali 2 gece 3 gündür. Sana Amerika gider abi. Futbol ve at yarışı kral İngiltere biliyorsun. Senin olayın İngiltere. İngiltere. Tazı da var bir de üstüne tazı var. Amerika'da olur Amerika'da olur artık. Sakır. At yarışının kendi kralı var. Ya, ya Mihal Schumacher bak Mihal Ascot Schumacher. Ascot var. Amerika ilk seyahate gittiğinde ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Dallas tarafında bir tane çiftlik alıyor. Emekli olunca Mihal Schumacher. Dallas'ın. Efsane bir Formula 1 pilotu. Yani alıyor ve emekli olunca buraya yerleşeceğim diyor. Maalesef yerleşemedi yani. Michael Owen ve Sir Alex Ferguson'ın birer büyük atçı olduğunu söylesem ve Sir Alex Ferguson'ın... Alex Ferguson büyük atçı ha. The Article Show isimli kısrağı İlyas Çokay'dan... Evet abi mikrofonu düşürmüş. Bir daha bir bilgi. Michael Shane'in The Article Show isimli kısrağı İngiltere'de alanların bir tanesinin de Sir Alex Ferguson olduğunu söylesem ve oradan çok büyük bir yarış atıyla çok önemli yarışlar kazandığını ifade etsem. Wow. Sir Alex Ferguson. Güzel. Güzelmiş. Çok önemli. Tabii bak işte İngiltere senin. Futbol, İngiltere, at yarışı, bir ama de üstüne tazı yarışı çok var. Çok şey ya, çok karanlık ya. Değil değil ya. Fransa o kadar karanlık abi, değil. O da güzel. Tepesi karanlık o da güzel. Abi çok güzel bir havası var. O da güzel bak. İngiltere'deki o havaya bir süre sonra alıştın mı, efsane. Güzel şehir. Ya güzel ülke İngiltere. Bak ama İrlanda'da... genel ülkeye bak bakarsan bence Fransa. Bence ben Fransa'cıyım. Ben İngiltere'ciyim de. Yani yaşam... Ya Fransa ya İtalya. İkisi arasında gider gelir. O sana söylediğin hani mevsim, yaz turizmi, kış turizmi için Amerika Birleşik Devletleri de yani inanılmaz. Amerika'yı komple gezenler diyor tabii ki dün, yani coğrafya olarak daha güzel bir ülke yok diyor. Olamaz zaten her mesela şey Idaho'yu var. Idaho'yu falan da gezen adamdan bahsediyorum. Tabii. Montana şurayı burayı o yani. O zaman Idaho, Nidaho, Nidaho. Bir de Avustralya'da bak. Aynı. Avustralya'ya gitme şok olmuştum. Çünkü yani sonradan yapıldığı için Avrupa ile Amerika'nın en güzel yerleri. Ya moderatör ben olsam sen yorumcu olsan. Ya abi, dünyanın her tarafı Yeni Zelanda da çok güzelmiş abi. Bak. Mesela onu da Peter Jackson'ın görüntülerinden gördük. Değil mi? Hobbitlerde falan. Biz yani şey Yeni Zelanda tamam. Köyde yani duruyormuş biliyorsun. Coğrafya olarak nefis yani. Çok merak ediyorum. Köy aynen duruyormuş. Yani gidip gezebiliyorsun tabii, turistik olarak. Biz de bir Küba ile Tokyo'ya gittik diye bütün radyoyu anlatıyoruz. Küba'ya mı gittin? Lan öyle deren. Sen Küba'ya gitmedin bak. Tokyo'ya gittin mi sen? İstiyorum ama. Ya çok merak ediyorum Tokyo'yu nasıl çok güzel bir yer var. Sen gittin mi Tokyo'ya? Gittim. Çok Japonya'ya güzel. Gittim. Çok aşırı düzenli, aşırı pahalı. Çok pahalı yalnız ya. Çok pahalı. Kahvaltı edemiyorsun ya öyle pahalı. Yani ediyorsun da ikinciye edemiyorsun. Fast food zincirlerinde kahvaltı menüsü 4 dolar falan. O hayat kurtarıyor. O hayat kurtarıyor. Normal akşam yemeğinizi 10 dolara falan geliyor. Yani günde 20-22 dolara anca dolar. Mesela Osaka bayarsın. Tarafına falan da gittik biz trenle ama her yere. Tabii başka bir şehre gidemezsiniz zaten. Her şey çok pahalı. Tokyo'yu merak ediyorum abi. Bak bu arada bir izleyicimiz demiş ki. Kendi kendinize muhabbet ediyorsunuz demiş. Yok yok dememiş. Zolalı, Vaiz'de, Chelsea'de halkın takımıdır değildir. Alakası da yoktur. Chelsea hatta çok da zengin takımdır. En elitist hatta. Bölgenin takımıdır Chelsea. Yani gidin, Londra'nın en lüks semtidir Chelsea. Ya parayı bir günde bitirirsiniz. Normalde mesela arkalarda böyle Kanada Water tarafında harcarsınız. Daha böyle bir hafta falan kalırsınız. Güzel. Bu Kanada Water'cı, Canary Wharf'cı, West Ham'cı bu. Oraları seviyorum. Ben abi. Biliyorum West Ham United bu. West Ham United. West Ham United West Ham'ları kovdular yani. Oradan. Şimdi orada West Ham'lar falan oturamaz da. Olimpiyata orası gidiyorlar. Şey oldu. Kentsel dönüşüme girdi. Londra Belediyesi'nden şimdi lüks yer oldu. Bak demiş. Oğlum 2400-2500 poundla 2 bedroomlar. Bayağı pahalı yani oralar artık.
gerekti. Bak arkadaşlarla demiş, bir yandan menajerlik oynuyoruz, bir yandan da sizi dinliyoruz. Çok istediğimiz şampiyonluğu Liverpool'a getireceğiz demiş i̇nşallah, Volkan Yüzak. Inşallah. Hadi inşallah. Hadi inşallah Volkan. Hadi hep beraber. Tamam, hadi devam edelim biz de. Ya Akyazı Stadı'nın bu arada detayları vardı. Biraz da ondan bahsedelim. Süremiz daha biraz daha var. Akyazı Stadı enfes bir stat oluyor. Trabzonspor müthiş bir stada kavuşuyor. Böyle DSF olarak görelim onu, üzerine konuşalım. Evren Gözde, Yavuz Alp Yamaner oradaydı. Bugün bu görüntüleri bize aktardılar. Hayırlı olsun Trabzonspor'a, değil mi? 42 bin kişilik bir stat. Büyük yıldızları izleyecek Trabzonspor taraftarı orada. Sahil inşallah. Yani. İnşallah en büyük yıldız Trabzonspor olur. Aynen. Trabzon'un öyle. Çok iyi bilen Sadi var. Sadi benim, Sadi abi. Hı. Sadi abi selam. Sadi Karakaş. Sadi abi diyor ki şimdi şehir içinde 21 bin, en iyi zamanında 21 bin oluyor diyor. Akyazı biraz da şehre uzak diyor. Biraz uzak. Yani göreceksin bak, çok maç boş kalacak diyor. Yalnız oraya bir raylı sistem yapılacağına dair ben geçen sene yapımın yani için... Yani Sadi abinin, Sadi abi Trabzon'da yaşayan, Trabzonlu bir gazeteci, Sadi Karakaş. Kendisinde zaten şeyi de var. Hı hı. İnternet haber siteleri falan sitesi de var, Trabzonlular bilirler. İyi dostumuzdur. Anmış olalım, kulaklarını çınlatmış olalım. Diyor ki ya şehir içindeki statta maksimum 21 binken en iyi zamanımızda. İşte bak Akçaabat yolunda, o yolun ilerisi Akçaabat. Yolun kenarında sağda dolma alan burası. Yani burada onun hemen sonunda bir köfteci vardır ya. Ha, bilirsin değil mi meşhur, onu? Meşhur değil mi? Denizler. Evet evet. Böyle bir şey olmaz ya. Meşhur. Vallahi canım çekti ya. Meşhur ya. Hakikaten. Ne giderdi. Neyse köfte. Diyor ki Sadi abi Akçaabat'ta diyor en iyi zamanımızda şehir içinde 21 bin ortalamayken Akçaabat'ta göreceksin çok maç boş kalacak diyor. Kalmaz yani 42 bin kişi dolmaz diyor yani özetle. Şu takım dolduramaz zaten. Tabii. O bir gerçek. Ama yani aile sistem yapılacak. Ama hani, inşallah yapılır. Yani şimdi stat yapıyorsan bir yeni burjuva da arıyorsun demektir. Yani yeni bir stat burcu, yeni bir taraftar profili de getiriyorsun demektir. O taraftar profili de biraz iyi takıma gelir. Galatasaray maçı Beşiktaş'ta oluştu. Trabzon'un sosyoekonomik koşullarında yani o kadar biraz, insan var mı? Yani o kadar vardır, zengin vardır, vardır. Gelen vardır da şimdi şey var. Yani o zaman ona göre takım yapman lazım ama. O vizyonla yapman lazım. Tabii. Ya bu arada bu deplasman yasağı kalktı mı? Kısmen. Değişiyor. Kalktı mı? Galatasaraylılar gelmiyor mu? Var mı yok mu? Hayır abi, ben Türkiye kalktı abi. Kalktı mı? Bu gördün mü bugün Fenerbahçe? Official olarak yani resmi olarak değil. Maçtan maça değişiyor. Demek ki sana göre bana göre. Yani işte o penaltı gibi güvenlik kurulu. Deplasman yasağı gibi deplasman. Olur mu abi? Güvenlik kurulu ne diyorsa olur. Olur abi. Abi Trabzon'daki olur Fenerbahçeli'nin ya. Hakkı İstanbul'daki Galatasaraylı'nın hakkından daha mı az? Trabzon'da doğdun, Fenerbahçelisin. Maçına gidemiyorsun. Basketine de gidemiyorsun, voleyboluna. Bugün Fenerbahçe internet sitesinde şey var. Resmi açıklama var. Basketine, kadın erkek voleyboluna hiçbir şeyine gidemiyorsun. Ben bilmiyorum adım abi. Diyelim Sadi. Soyadım Al. Gittim Fenerbahçeliyim ve doğdum, büyüdüm Trabzon'da. Fenerbahçe'ye sevdalanmışım. Ben onun hiçbir maçına gidemeyeceğim. Böyle bir Trabzonlu oğlu yoktur zaten. Ya olur mu? Trabzon'da ya, Fenerbahçe Trabzon'da nasıl Fenerbahçeli olmaz? Olur mu ya? Zordur abi. Ya hayır şey de olabilir. Ya Trabzonlusundur da İstanbul'da büyümüşsündür olabilir. Hayır abi ben Trabzon'da Fenerbahçe'yi canlı izlemek isteyen Fenerbahçe taraftarının hakkı mı hakkı. Büyüktür? Dönelim İstanbul'da Sarıcıoğlu'nda gitmek isteyen Galatasaraylı Ahmet'in hakkı mı büyüktür? İkisi de eşit olması lazım. Ayırıyorsun. Öbür adamı istiskal ediyorsun. Yerin dibine batırıyorsun. Ondan sonra bana diyorsun deplasman yasağı kalktı. Yok doğru söylüyorsun. Deplasman yasağı falan kalkmadı. Kimse kimseye kalmadı. Doğru söylüyorsun. Ve inşallah da Galatasaray Fenerbahçe maçında bundan sonra küllim kaldırıcı bir olay olmaz. Bak Beşiktaş Galatasaray karşılaşması Türkiye'nin en sert derbisi değildir. Tabii canım. Fenerbahçe Galatasaray maçında onu bir göreceğiz. İnşallah umalım hiçbir şey olmasın. İnşallah Fener Galatasaray Bey. Fener Beşiktaş bu evet, iki maçlar. Aynen öyle. O maçlar sert. Ve Trabzon'daki Trabzon Fenerbahçe'de. Trabzon Fener. Dolayısıyla o. Lütfen istirham ediyorum. Yani eller havaya olmayalım bu konuda. Beşiktaş Fenerbahçe, Galatasaray Fenerbahçe bu iki derbi. Trabzon Fenerbahçe. Trabzon için en büyük derbi hangisi? Trabzonlu için en büyük derbi hangisi? Trabzon Fenerbahçe derbisi. Galatasaray için? Fenerbahçe. Beşiktaş için? Fenerbahçe derbisi. Türkiye'nin Bayern Münih'idir diyorum. İnanmıyorsunuz. Fenerbahçe. Şimdi yani bu donelerle tezli diyorsun. Ayağa kalkmayan Fenerli olsun denir. Bütün 17 statta. O yüzden Fenerbahçe bunu bilecek. Ama bunu başka şekilde de okursun. Buna göre davranacak. Türkiye'deki en nefret edilen takım olarak da okuyabilirsin bunu. Öyle zaten. Onu söylüyorum. Ya ben öyle bir nefret kavramı üzerinde konuşmak istemiyorum. O şekilde okuyorum ama o yüzden Bayern Münih'dir diyorum. O yüzden de diyorum ki Fenerbahçe bunun böyle olduğunu bilecek. Buna göre tavır, davranış geliştirecek. Buna göre kadro kuracak. Buna mecburdur Fenerbahçe. Sen o zaman Aziz Bey'in yaptığı gibi 1 artı 17'nin taraftarısın yani. 1 artı 17 bir şey, böyle bir gerçek bu yani.
Aziz Bey gibi düşünüyorsun yani. Biz hepimiz siz tek, ben siz hepiniz ben tek filan öyle bir durum değil ama. Senin dediğin de Aziz Bey'in dediğinden farklı bir şeydi ki. Durum bu ama. Aziz Mesela Bey böyle bir şey bak, söylemiyor. Aziz Bey söylemiyor ya. Ya etme gitme. 3 Temmuz'dan önce de söylüyordu ya. Allah Allah. 3 Temmuz'dan önce de söylüyordu. Böyle bir şey. Bir tane bu şey yapacağım. Etme. Halk teşekkür ederim. 3 Temmuz'dan önce de söylüyordu. 3 Temmuz'la ilgili bir şey de söylemiyor. Dinamikleri çok farklıdır Türkiye'nin. Yani Barcelona Real Madrid gibi değil. Mesela 3 tane Barcelona Real Madrid var. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Ben diğerlerini küçümseyici bir şey söylemedim. Küçümseyici bir şey. Tabii, ayrıştırıcı bir şey söylüyorsun. Ben diyorum ki şey Fenerbahçe'ye bakış açısı bu doğru böyledir yani. Ben başka bir şey anlatıyorum. Daha böyle kesirlerden şu an sadeleştirerek anlatıyorum. Yani Real Madrid, İşte Barcelona, bir tane daha yok mesela orada üçüncü. Yani Atletico Madrid var ama biraz aşağıda kalıyor. Doğru. Yani Türkiye'de öyle değil. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe var. Bu anlamda baktığımız zaman hani şey yapmamak lazım diyorum ya. Kıyaslarken aynı tatlı Serdar kıyaslamamak lazım haklısın. Diyorum. Ben kıyaslamıyorum. Yani o daha küçüktür, bu daha büyüktür demiyorum. Tabii. Diyorum ki Türkiye'de 17 statta ayağa kalkmayan Fenerli olur abi. Çok kadar basittir yani. Bak, çok tuhaf. Bana ve Serdar'a sorsam, muhtemelen sana da sorsak. Gelmiş geçmiş en büyük, yani bizim jenerasyon için tabii, yanlış bir şey söylemeyeyim. Bizim jenerasyon için gelmiş geçmiş en büyük kadro hangi kadrodur? Bir takımın kadrosundan bir takım mı? Hayır, Fenerbahçe için. En büyük kadro hangisidir? Rıdvan abinin kadrosudur. Tabii o 103 gollü takım. 103 gollü kadrosu. Ben sana bir şey söyleyeyim. Geçen gün Serdar saydı. Ben şimdi biraz kafayı taksam, 1971'den itibaren bütün şampiyonları tek tek sayarım. Hangi sene kim oldu diye. Sadece Rıdvan abilerin 89-96 arası dışında Fenerbahçe hep zirvenin içerisinde ve şampiyonluk oluyor. 2 senede bir, 3 senede bir Fenerbahçe'nin dışarıda kaldığı. 90'lardan itibaren Fener hep geriledi. Geride ama hep Gordon yarışın Milling içinde. Gelişiyle. Ama hayır, yarışın içinde. 3 yıl Beşiktaş oluyor, 4 yıl Galatasaray ama hiçbir zaman Fenerbahçe gerilere gitmiyor. Bunların içinde bir tane namalip sayarsın ama. Tabii tabii. Beşiktaş. Tek namalip şampiyonlar. Başka bir şey anlatıyorlar. Tamam, ben ekleme yaptım sadece. Hangi sene? 90. 90 mı? 89-90 mı? 90-91. 90-91. Hayır, Galatasaray'ın namalip ikinciliği var da 85-86. Namalip ikinci bir daha hiçbir zaman olmadı. Olmadı. Ama orada iki puan da şey var. Şunu atmaya gayret ediyorum. Evet. Yani Fenerbahçe geçtiğimiz 40-45 sene içerisinde 7 sene dışarıda kaldı, şampiyon olamadı ama onun dışında hep şampiyonluk yarışlarında vardı. Hep o 3 sene 4 sene bir sürekli içeri giriyordu. Onu anlatmış çalışıyorum. 90'larda Fenerbahçe 90 yılından itibaren yeni delişen, değişen, dönüşen Türkiye'de gerileme dönemine girmiştir. 89-96 7 sene yok. Gerileme dönemine girmiştir. 2000'lerde erken yakalamıştır aslında. Endüstriyel bazda, sanayi bazda. Ama ne yazık ki onu doğru düzgün kullanamamıştır gelişmesini. Şimdi yepyeni bir dünya daha var ve buranın da gerisinde şu an. Zihinsel olarak, mantalite olarak yani. 3 büyük takımın, 3 büyük olarak, 3 İstanbul büyük takımının hayat gidişatını değiştiren birer yabancı hoca saydığınız zaman kimi sayarsınız? Yabancı. Gordon Mill. Didi. Derbay. Hatta ben üçünü değil, ben Türkiye'yi. Tabii. Börç de var tabii. Börç var değil mi? Börç, Derbay ama tabii Derbay daha... Börç'ün iki şampiyonluğu var. 71-72. Üçüncü kimin? Birinci Coşkun abi. Kırmızı soruyu... çizgi nostaljide devam edelim mi bu sohbet? Ayrı bir bölüm açıp. Tamam. Yaptırma. Yani o çarşamba akşam programı bitirdiğiniz gibi o sadece Türk futbolunun ya da Galatasaray'ın şeyi değildir, direksiyonu değildir. O Türkiye'nin direksiyonu. Bak bu arada Hilmi Burçin Önüt demiş ki çarşamba ve cuma dizileri seyredemiyorum sizin yüzünüzden demiş. Ay çok teşekkür ederiz. O zaman dizileri seyrettirmeyen programı bugün de bitiriyorum. Slogan. Her program sonra sen başka bir slogan. Evet, güzel oldu bence bu slogan. Dizileri seyrettirmeyen programda çarşamba tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.